İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Türkiye bu akşama biraz tahsız bir haberle girdi. Biraz da kaygılıyız efendim. Malatya'da biliyorsunuz bir bina çöktü. Şu ana kadar bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları 14 yaralının kurtarıldığını şükür gösteriyor. Bir kaybımız yok. Zaten TVNet olayın olduğu andan itibaren canlı olarak verdi. Bizim programımız sırasında da onu baştan peşinden söyleyeyim herhangi bir gelişme olursa inşallah kötü bir şey olmaz canlı yayını da bağlayacağız ben de sizle paylaşacağım yeni bilgileri zaman zaman da arkadaşlarımız alt yazılarla size yeni gelişmeleri bu konuda olursa duyuracaklar paylaşacaklar ee, efendim bu akşam biraz e, kıvılcımlarla uğraşacağız yani bu tür böl bizim bölgemizde biliyorsunuz ateşten daha tehlikelidir kıvılcımlar Biraz onlara bakacağız bu akşam çünkü neredeyse üç yönümüzde bu yönde yani hepsi bize yönelik anlamında söylemiyorum ama çok geniş coğrafyaları kapsayan kıvılcımlar gözümüzle görebiliyoruz hatta çıtırtılarını da duyabiliyoruz. Şuradan mesela bir ipucuyla önümüze başlayabiliriz efendim. Burak Başbakan'ı Kazimiye'ye yapılan suikast girişimi Diyecek, bu normal şartlarda akıl odası için daha düşük çünkü suikaste bir sonuç da olmadı. Ee, daha düşük seviyede bir değerlendirme konusuydu. Ancak bağlandığı yerler bir anda gelişti, farklılaştı. Biliyorsunuz Irak'ta bir seçim var. Ee, o seçime giden dönemde Irak'ın üzerinde hemen herkes yeni bir rol paylaşmak istiyor. Bu rollerden birinin tezahürü de Irak Başbakanı'na yapılan, 3 ile ikisi durduruldu birisi durdurulamadı durdurulamadığı için de hedefine ulaştı ama amacına ulaşamadı. Şimdi bunun arkasından hemen bölgede bunu kimin yaptığına ilişkin tartışmalar başladı. İlk işaretler İran'ı gösterdi. İran yetkilileri apar topar Bağdat'a geldiler. Biz kesinlikle yapmadık dediler. Gelenler için de hatta Süleyman'ı biliyorsunuz öldürülmüştü onun yerine oturan yani Kudüs Güçleri Komutanı, Devrim Muhafızları Komutanı da oraya geldi Bağdat'a. Bizle ilgisi yok. Hem Cumhurbaşkanıyla, Irak Cumhurbaşkanıyla ile hem Başbakan'la kendisi görüştü. Biz bir şey yapmadık dedi. İnandırıcı oldu mu bilmiyoruz. Ama Başbakan'ın kendi açıklaması ben katilleri biliyorum. Yani aynen bu ifadeyi kullandı. Failleri demedi. Efendim şimdi buradan çıktığınızda şöyle bir gelişme daha var. Biz bu konuyu akıl odasında çok paylaştık sizinle biliyorsunuz. İran'la Azerbaycan arasında bir anlaşamamazlık vardı. Şimdi anlaşamamazlık diyoruz. Tonunun buraya düşmesinin sebebi daha fazla esasında. Bayağı bozuktu aralar. Bu da yeni işte Ermenistan-Azerbaycan savaşının sonuçlarından biri olarak tezahür etmişti. Fakat şimdi çıktı Tahran yönetimi dedi ki yeri geldiğinde bu akşam satır satır da okuyacağız dışişleri bakanı ile. Biz dedi aramızdaki sorunları açtık. Azerbaycan'la e, yanlış anlaşılmalar vardı aramızda, biz onu hallettik. Hatta dedi bu 3 artı 3 formatı Türkiye ve Rusya tarafından dillendirilen 6'dır biliyorsunuz, 6'lı ifadesidir. İran dedi 3 artı 3 formatı dahil ona da yanaşmaya hazırdır deyip Bakü ile Tahran arasındaki meseleyi tatlıya bağladı. Nasılını bilmiyoruz. Ancak bu sırada bir başka haber daha geldi. Bu da Rus kaynaklı haberler efendim. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki askeri varlığını Irak'a aktarıyor. Ve şu ana kadar gelen rakamlar bunun çok çok üstünde dedi. Yani mevcut rakamın hayli büyük bir kısmını kapsıyor dedi. Şimdi bu doğrulanmamış bir şey ama olması hali bambaşka bir şey. Çünkü bu durumda bir yandan da Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekat hazırlıkları olduğu söyleniyor. Buna ilişkin mazeret yani neden Amerikalılar gidiyor sorusuna aynı Rus basın yayın organları çünkü Türkiye bir harekata başlayacak diyor. Bu bağlamda yine buradaki dostlarımıza, büyüklerimize danışacağımız şeylerden biri de Farpaşamızı başta olmak üzere bir iç harekat başlattı Türkiye. Genellikle büyük harekatlardan önce içeride ve diğer komşularda da bu tür harekatlar başlatma eğilimi var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Bu da buna eklenecek bir işaret sayılabilir mi diye bakacağız. Bu zincir efendim kendi yolunda ilerliyor. Suri Mesela YPG PKK'nın Şam yönetimiyle ayrıca konuşmaya başladığını, Rusya ile ayrıca konuşmaya başladığını ve ABD ile ilişkilerini de kesti diyemeyiz. Asla öyle bir şey yok. Yardımları devam ediyor. Ama şimdi bu kısma daha çok baktığı ve bunun sebebinin Türkiye'den beklenen harekat olduğu söyleniyor. Bunu da şimdi burada bırakalım efendim. Kıvılcımların bir kısmı bu. Gürcistan ayağı var, Ermenistan ayağı var. Bunlara şimdi zaman kaybolmasın diye girmiyorum. Ermenistan Cumhurbaşkanı çıkıp dedi ki, Türkiye ile çok güzel ilişkilerimiz olacağını düşünüyorum dedi. Bugün dedi. Halbuki Türkiye hakkında neler söylüyordu. İşte o hep altılı davetin parçaları. Yunanistan'da da başka problemler var. Dediğim gibi geçiyoruz. Bosna efendim. Orası yeniden yani gündemimize gelmişti. Zaten oradaki yapı haritalarıyla vereceğiz bu akşam. Karma karışık bir yapı. Ama Avrupa özellikle bu konudan çok sancılı. Çok korkuyor. Bir yeni çatışmanın çok yakın olduğunu düşünüyor. Buradaki tarafların hepsi de gelip Ankara'dan siz bu işe bir vaziyet etseniz çok iyi olacak diyorlar. Hatta hatta bugün bir duyuma göre bu e, korkutucu havadisleri başlatan kişi de Türkiye'ye gelecek denmişti. Cumhurbaşkanı ile görüşecek denmişti. Onu da katılarak ele alacağız. Tam oradan başlamışken de biliyorsunuz efendim Belarus'tan Polonya'ya Göçmen akını başladı. Avrupa tamamen bu sefer karıştı. Bunu durdurmanın yollarını arıyorlar. Her ülkeyi, ülkeyi ikazlarda bulunuyorlar. Belarus lideri Rus Putin'le görüştü. Anlaşılıyor ki burası da karışıyor. İşte Kıvılcımlar böyle. Balkanlar, Doğu Avrupa, bizim altımızın tamamı. Kafkasya'ya sıçrayan bir bölüm. Bir başka Kıvılcım Libya'da efendim. Orada da seçimler var. Ee, Dışişleri Bakanı üzerinden bu sefer bir kıyamet koptu. Görevden alınınca herkes şunu hatırladı. E kısa bir süre önce bu olaydan kısa bir süre önce Libya Başbakanı Türkiye'deydi. Başka Libya yetkilileri de Türkiye'deydi. Acaba bu yüzden mi? Diye. Devam ediyoruz efendim. E, Hafter'in, şimdi Hafter deyince Libya konuşuyoruz. O Hafter'i hatırladınız. Hayır, oğlu. ismi de Saddam Hafter. Gizlice İsrail'e gitti, bir takım mesajlar götürdü. O mesajlar alındıktan sonra tam dönerken 10 yıllaradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilk kez İsrail'e bir ziyaret gerçekleşti ve Suriye'ye de bir ziyaret gerçekleşti. Bunların her biri bir kıvılcım efendim. Şimdi bölgede başka tatbikatlar var zaman gitmesin diye hiç girmiyorum. Efendime söyleyeyim Çin'in... Çin çölünde garip olaylar oluyor. Onların görüntülerini de sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Ee, bir başka madde. şeye hiç değinemedik maalesef. Ee, Glasgow'daki iklim konferansına, orada da çok çok önemli işler yapıldı. Daha doğrusu yapılmadı, çok çok önemli işler yapılmadığı için önemli bir noktaya geldi. Biz şimdi bir programımıza başlayalım. İlk konumuzdan. Girişli yapalım. İnşallah zaman kalır hepsine tek tek değiniriz. Sayın Özgül, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öyin hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Ve tabi emekli genel Doçent Doktor Sayın Fahri Erenel, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. 42 kilometre koşup öyle geldi. Evet. <laughs> değil mi? Bitir evet, tam bitirdiniz değil mi? Evet. Madalyanızı aldınız aldım, mı? Aldım. Aldınız. Başka her, herkes çok kişi bitirdi mi paşam? Yani yok terk edenler oldu tabi maraton kolay bir şey değil madalyanız yanınızda mı? Yani yanımda gösterin görelim bakalım <laughs> yani <madalyayı>. evet <laughs> Hak, yani tam koştunuz değil mi? Evet Paşa? evet tabii. 42. Evet, Aa, bayağı büyükmüş evet bu da madalyamız evet. yani. yani Maraton diğer koştuğumuzun evet. Süleyman hocam ne diyorsunuz? <laughs> Vallahi kıskanıyorum sadece biraz, <laughs> bizimki biraz hasette. de var biraz haset var hayır yani sıkılmıyorsunuz da. Ya, sıkılma başlıyor tabii 35'ten sonra. Ha, yani. 35'ten <laughs> sonra abi, abi. Yani. ilk 35 kilometre iyi. Güle eline gidiyor. Tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Ee, diğer onlarca madalyanızın yanında iyi duracak. Evet. Ee, buyurunuz. Evet. Irak'tan başlarsınız? YPG, PKK ile başlarsınız? Suriye mi başlarsınız? Yani öncelikle tabii Azerbaycan Savaşı'nın birinci Bir, yıldır. Tabii buyurunuz. Ee, yani bu bir gurur tablosu hem Türkiye açısından hem Azerbaycan açısından tarihi bir dönemeç noktası bu. Hı hı. Ee, özgüven aşılayan yani Kafkaslara ve e, öyle anlaşılıyor ki siz siz de mesela Ermenistan'dan gelen açıklamayı falan da işaret ettiniz. Türkiye ile güzel şeyler olacak. Ahmet abi sizin bir tarifiniz var ya tarif. Evet. Kulak memesi kıvamı bu mudur? Evet bu. Bu. Böyle oluyor. Evet. Demek ki her zaman diplomasıyla olmuyormuş abi. Her zaman değil. Çoğu zaman. Çoğu zaman pardon. Peki ben Çoğu zaman oluyor. <laughs> yani diplomasi ordunuz kadar güçlü. Eyvallah. Yani hiç bu bu kural hiç değişmedi. Makeverden Tarih boyunca. Değişmiyor. Ha? De. <laughs> abi Hiç değişmiyor. Hı hı. E, 20 seneyi aşkın bir süre. O işgaller yaşandıktan sonra efendim değil mi yani müthiş bir e, acıyı bağrında eritmeye çalışan bir Azerbaycan'ı düşünün. Sürekli olarak o e, şehitler, şehitliklerde efendim gözyaşları döken bir Azerbaycan bir anda hiç daha doğrusu beklemedikleri bir anda e, ayağa kalktı ve yumruğunu savurdu. Bu e, yani bütün bölgenin haritasının sadece değişmesi değil, bütün bölgede e, siyasi tablonun da değişmesi evet. ne ve bütün yani yerler. sadece doğru söylüyor yoksa e, yani işgal edilmiş bir toprağın geri alınmasından ibaret bir sonuçtan söz etmiyoruz. Oradaki bütün şeylerin, işbirliklerinin, anlaşmaların hepsinin yeni baştan gözden geçirilmesinden söz ediyoruz. Programı açarken siz İran Azerbaycan yakınlaşması veya anlaşmasından veya İran'ın yaklaşımından söz ettiniz. bu dahi onun sonucu bu mi? savaşın bu Etlik galibiyetin bu mi? zaferin Doğru sonucudur. Yani İran'ın bu Azerbaycanla biz meselelerimizi hallettik filan filan diyebilmesi için böyle bir zafere ihtiyaç var. Azerbaycan'ın askeri gücünün ne seviyede olduğunun İran tarafından da görülmesinin bir sonucu bu. Ha efendim hiç bu anlaşmalar gönüllü mü, gönülsüz mü imzalanıyor veya söyleniyor bu laflar? O işin başka tarafı. O tartışmak bizim şu anda konumuz değil. Önemli olan e, Azerbaycan'a bir e, şey veriyor bu e, güvenlik duygusu veriyor ve özgüven veriyor e, şeyin Azerbaycan'ın İran'la hudut anlaşma şeyleri vardı yani o e, araçların geçmesinden gitmesinden filan İran bir zorluklar çıkarıyordu yollar karayolları demiryolu o Ermenistan'a giden demiryolları filan şimdi eğer İran samimi ise bütün bu engelleri ortadan kaldıracaktır. Ee, Ermenistan'a dönük bu e, Azerbaycanla e, İran, şey e, Türkiye arasındaki koridorun bir an evvel anlaşma doğrultusunda bir an evvel tamamlanmasını veya gerçekleşmesi e, istikametinde. Telkinlerini herhalde gönderecektir. İran çünkü bunları onlara sakın ha diyordu. Türkiye'nin Orta Asya ile bağlantısı bu, dengi koridoru. Benim ee, ben şunu da hissettim abi. Siz hissettiniz mi bilmiyorum. Tahran'a yönelik bir e, Moskova ve Ankara telkini de olmuş gibi geldi bana. Cumhurbaşkanının sözlerini hatırlıyorsunuz. Ben artık hani evet. daha ikisi arasında hani ile Tahran arasında daha iyi olacak herhalde diye bir ifadesini hatırlıyorum. Muhtemelen yani o da o da öngörülmüştür herhalde. Hı hı. Ee, şöyle bir şey var. Seyircilerimize birazcık e, şeyin bilgisini vermek lazım. Buyurun. Ee, Nahçıvan. Hı hı. Bizim için çok Haklısı özel bir harita bulabilirseniz. Özel bir yer. Hı hı. Ee, Türkiye ile Nahçıvan arasında Bizim hasret köprüsü dediğimiz 17 kilometre yanlış hatırlamıyorsam 17 kilometrelik bir müşterek sınırımız var. Yani o kadarlık bir sınırımız var. Bu bir şeydir. Ee, ama bu koridor açıldığı andan itibaren Türkiye, Orta Asya'ya direkt ulaşacak demektir. Yani bizim e ee, ticaret yolumuzda çok önemli bir kavşağı aşmış olacağız. Ee, tırların ödediği o ayak bastı paraları, şunlar, geçiş paraları filan bütün onlar ortadan kalkacak. Ee, e, yani lojistik açıdan Türkiye çok avantajlı bir e, pozisyona gelecek diye düşünüyorum. Abi size şey şunu okuyayım mı? İzleyicilerimiz evet. de duymuş olsun. İran biz ee. bir de yani 1921 Moskova anlaşmasıyla garantörüyüz Nahçıvan'ın. Evet. Şimdi İran dışişleri yani zaten bir telefon görüşmesi gerekiyor. E, gerçekleşiyor İran Dışişleri Bakanı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı hakkında arasında bayramı e, bayramın arasında orada söylediğini daha sonra İran Dışişleri zaten duyuruyor. O da şöyle Diyor ki İran, son zamanlarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra ülkelerimizin dostane ilişkilerinden rahatsız olan bazı çevreler de faaliyete geçti. Ha. Artı diyor, yani şimdi mesela onu da bir tespit etmemiz lazım. Evet. Kim bunlar? Artı diyor, Kavkasyadaki sorunların çözümüne yenilik Türkiye'nin de dahil olduğu 3 artı 3 formatı dahil olmak üzere Evet şeyi de hazırız. Halbuki böyle bir şey hazır değildi. De Şimdi, Karşıydı e, e, hatta. Bizde varız diyor. Varız diyor. Çünkü İran dışında kalmaktansa içinde olmayı tercih etti. Bu mutabakatlar. Hı hı. Bu Ankara'nın ne kadar tutarlı bir e, siyaset izlediğinin de bir göstergesi. Ben e, bu anlaşma bu mutabakatın Az önce siz de işaret ettiniz. Moskova'nın da bunda şey var, dahli vardır <laughs> diye. Buna e, ben de katılırım. Yani içine sinsin sinmesin. Bu anlaşmalar yani efendim herkes el çırparak karşılayacak diye bir kural yok. Ama bu anlaşmalar Fransa tarafından hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. Hiç şüpheniz olmasın. Yani Türkiye'nin Kafkasya'da öncü olarak böyle bir anlaşma ortaya çıkarmış olması, bu 3 artı 3 tablosu yani Rusya ile Türkiye altılı diyor. Evet. 3 artı 3, 3, 3 de dedikleri var ama e, özel, yani İran 3 artı 3'ye bölge ülkeleri bazen öyle diyorlar oradaki dağılımla ilgili o. Ama işte ona, İs İsrail mesela, mesela dahil ediyor yani e, ona bazı ilaveler Hı. olabileceğini filan da İran bilir. Yani onun için bu bunun Avrupa'da bir takım e, Türk e, İran aleyhtarı, Türkiye aleyhtarı efendim e, şeylerin e, odakların tepki duyacağını. Hatta işte ben, ben yani bu soru söylemeye bile gerek yok bana göre Amerika filan da muhaliftir. Ha burada Batı'da bir tek yani şey yapabileceğim bu anlaşma iyidir. Orta Doğu şey Kafkaslar açısından veya iyidir diye düşünebilecek olan bir tek İngiltere'yi görüyorum. Yani bunu böyle değerlendirebilir. Bu Azerbaycan Savaşı'nın sonuçlarını da olumlu değerlendirdiği için bu İran'ın da geleceği şu bu açısından falan hepsini doğru değerlendirileceğini zannediyorum. İsraili saymıyor musunuz? Ama e, bu e, bir rüya, şey İsrail kendisi hoşnutsu olabilir ama e, içinde olmadığı bir şeyden İsrail daima tedirgin olur. Yani belki de bo, yani şeyin saydığı, İran'ın saydığı bu bizim evet. ilişkilerimizden rahatsız olanlara o listesine girmez mi İsrail? Evet de girmez. Hı hı. Ha o manada o evet, manada elbette sordum. elbette hı hı. E, İsrail bundan rahatsızlık duyar. Hı hı. Hele yani Türkiye ile herhangi bir mutabakat İsrail'i rahatsız eder. Azerbaycanla mutabakat elbette rahatsız etmez de hı hı. ama e, Türkiye ile bir mutabakat rahatsız eder. E, şu aşamada e, Azerbaycan'ı kutlamak evet. düşer bize. E, çok. Güzel törenlerle falan. Şanla, Hatta bazı şerefle. firmaların reklamları da çok ilgi gördü. Bu kutlamalara ilişkin şimdi isim veremiyoruz Tabii o firmaların da. E şimdi tabi Azeri ağzı, Azeri lehçesi çok şeydir yani sevimli, çok şirin çağrışımlar yapıyor. Yani çok güzel şeylerdir yani ortaya çıkan sözcükler. Veyahut da vurgular. Avni abi şeyi de ya, Irak olayına girecek misin? Sonra mı konuşursun? Şöyle yani hı hı. Irak e, daha sonra girmek e, yani, Çünkü sen mi? herhalde anladığım kadarıyla Suriye üzerinden alarak yürümek istiyorsun. Evet. Yani YPK, PKK meselesi Şimdi, şu, bu filan. Şöyle yani hı hı. biz birkaç haftadır burada bir Suriye operasyonu evet, konuşuyoruz. Hı hı hı. Şimdi siz e, Amerika'nın filan Irak Güçlerini kaydırdıklarını söylüyorsunuz. Ruslar i̇şte, söylüyor. Yani öyle söyleniyor. Hı hı. Ee, Ankara'ya ulaşan bazı bilgiler de bu yönde. Öyle mi? Evet. Hı hı. evet burada. Ee, şunu herhalde göz ardı etmemek lazım. Veyahut da o noktada e, yanlış bir şey e, değerlendirme yapmaktan kaçınmak lazım. Türkiye, Suriye operasyonu için orada yığdığı e, bölgeye e, Suriye hududuna aktardığı yaklaş, e, birlikleri o geri çekiyor değil. Orada tutuyor. Ve bu operasyondan vazgeçilmiş değil. Eğer Amerika'da bir takım görüşmeler filan yapılabiliyor ise şu anda işte bu F S 400'ler F 35'ler F 16'lar görüşmeleri falan deniliyor ya. Yani bunlardan sonuç çıkar çıkmaz ama o hudutta bekleyen o Türk ordusu şu anda e, Paşam bir tugay var mıdır, tümen var mıdır? Yani Fazla o, da olabilir. Vardır. Hı hı. Oradaki birik, bu az buz bir güç değil. Yani bir mekanize tümen boyutunda bir şey güç orada bekliyor ee, bu orada bekler beklediği bunun biline biline Türkiye'nin taleplerini hiç konuşmamak gibi bir eğilim ne Washington bunu sergileyebilir ne Rusya bunu görmezden gelir çünkü nihayetinde bu askeri birlik hareket ettiği anda Suriye içine doğru burada tavır koyacak olan Rusya yani bir siyaset belirleyecek. Rusya'nın askeri askeri yok ki orada. Amerika'nın da yok. İkisinin de karada askeri yok yani. 250 kişiyle mi karşı koyacak Türk ordusuna? Hayır yok. Hava kuvvetleriyle mi bombalayacak? Hayır. O çok radikal, keskin bir karar. Onun için ben e, Türkiye'nin o gücün orada o gücü orada tutmasının e, yani tamamen operasyondan tümüyle vazgeçtiği anlamında gelmediğini söylemek istiyorum ve o e, şeyde kararlılık devam ediyor diye düşünüyorum. Bu çekilmeyi niye bağlıyorsunuz? Hatırlıyorsanız Cumhurbaşkanı Roma görüşmesinde Biden'la yaptığı dönüşte. Evet. Temenni gibi söyledi ama biz onu tabi gazeteci gözüyle Hı -hı. acaba bu ne demek diye düşünmüştük. Hı -hı. Hani herhalde artık burada da anlaşılır mesele gibisinden Suriye konusunda bir şey. Bu onunla mı ilgili? Çünkü mesela Türk medya kuruluşları bu haberi Rus basınından alırken bunun iki sebebi olabilir. Ya Türkiye geliyor aşağı doğru. Hı -hı. Yani alanı boşaltıyorlar. Ya da e, başka bir anlaşma var. Yani hani e, sadece ABD güç aktarımı yapmış da olabilir Irak'a gibi. ABD'nin bir güç aktarımı deyip öyle çok büyük bir gücü yok yani. Suriye'den ne ihtiyaç olabilir ki? Yani evet. Yani orada hani çok bir güç yığılması olur da oradan Doğru kaydırır. Hayır öyle bir şey söz konusu değil. O tamamen Ankara'nın Moskova ile vardığı mutabakatlar çerçevesindedir. Onun dışında bir şey yok. Peki o zaman onları o konu geldiğinde evet. konuşalım. Öyle yani abi. Süleyman Hocam. İster Irak'tan girip yukarı doğru çıkın. Çünkü hepsini birleştireceğim sonunda yani. Daire yapacağım. Evet. Ya da isterseniz şeyden başlayıp. Azerbaycan'dan, <laughs> Ermenistan'dan. Ya yani ihtimalleri düşündüğümüz zaman. ihtimallerden biri. Türkiye'nin başlatacağı bir müdahaleye karşı. Amerika Birleşik Devletleri. Kendini pozisyonel olarak daha güvenceli bulduğu bir yere doğru çekiyor gibi. Pek bu kanaatte de değilim ben. Açık söylemem gerekirse. Amerika Birleşik Devletleri'nin bana kalırsa yürüttüğü siyaset, yeni siyaset, yeni Suriye siyaseti Rusya'yı biraz daha bu işe müdahil kılmak. Şöyle bir şey beklemeyelim. Ya bunlar çok sık konuşuluyor. Ya bir mesela ne bileyim Amerika Rusya Savaşı. Bir Avrupa bilmem Rusya Savaşı. Bir Çin e, ki en hani sıcak savaşı düşündüren e, şey o tarafta, ihtimal o tarafta. Onun bile kolay kolay olacağı kanaatinde değilim. Bir yerde olabilir. Olursa da orada olur. Buralarda daha çok herkes kendi adına iş yapacak birlerini ileri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Trump zamanında bu işi doğrudan İsrail ile beraber yapıyordu. Şimdi bence bunun yerine Rusya ile İsrail'in yakınlaşmasından doğan başka bir senaryo gündemde. Yani Amerika çok fazla Türkiye'nin bu açıdan hani birinci derecede Suriye'de karşısında bulacağı bir şey değil. Ee, olmaktan da çıkıyor zaten bu senaryoya göre. Rusya devrede. Rusya ile birlikte rejim. Esad. Ama arka planda kim var? Arka planda bence gene İsrail var. İsrail var. Peki oradaki avantaj ne? Amerika Birleşik Devletleri nam ve hesabına. Rusya ve rejime PKK hareketini, oradaki PKK hareketini bir şekilde iltisaklandırmak, bağlantılandırmak. Yani pazarlığı yapacaksan bundan sonra ben senin karşına bak daha çetin bir şey koyuyorum. Çünkü Rusya ile anlaşmak diplomasi de çok daha e, zordur. Hani böyle baktığınız zaman dayatmalar daha fazla gelebilir. Rusya da bunu biliyor. Ha şimdi bu bunu bir kere veri alacağız bence. Bundan sonrası için daha fazla veri alacağız. Tabi Amerika'nın hiçbir zaman gözden çıkartmayacağı petrol bölgeleri var vesaire. Onlara bir şey diyemem. Fakat düşündükleri tahmin ediyorum İsrail'in de bu işe e, önemli ölçüde e, destek vermeye başladığını hatta belki bunu bizzat kendisinin önerdiğini bilemiyorum oraları senaryo bu. Türkiye'yi PKK meselesi yüzünden daha fazla Rusya ile karşı karşıya getirmek. Veri buysa bunun ihtimalleri şunlar olabilir. Rusya çok boyutlu bir diplomasi yürütür buralarda ve İsrail'i de rahatsız etmeyecek, Türkiye'yi de rahatsız etmeyecek bir takım ortak noktalarda oluş, buluşabilir Türkiye ile. Nedir bu? Yani mesela PKK güçlerinin işte biraz da aşağıya çekilmesi. Bir 30 kilometre meselemiz var biliyorsunuz. Bunu sağlamak. Hatta bence Amerika buna da kendi açısından kendi kontrol ettiği bölgelerde el verebilir. Yani belki biraz geriye çekmek. Ama şimdi biz bununla uğraşırken orada basmaya bir PKK devleti kuruluyor. Yani bunun sınırları 30 kilometre, 20 kilometre biraz daha güneyimize inmiş olabilir ama bu projeden vazgeçildi mi? Amerika açısından hayır. İsrail açısından hayır. Rusya'nın önerdiği formül ne? Ya verelim bunu Esad'ın yanına. Esad'ın patronajında bir Kürt devleti olsun orada. Bizim meselemiz bu. Orada bir Kürt devlet olacak mı olmayacak mı? Yani çok bence Hamis'in bizi çok ilgilendirmiyor. Mühim olan olmaması. İşte zaten mesele yani bu. o. Ha, şimdi Türkiye'nin elinde ne var burada? Türkiye'nin elinde kararlılık denilen bir güç ol olabilir. Ki bence onu da eskiden yani eskiden derken bundan bir süre evvel acaba bir kararsızlık mı var gibi e, endişeyle baktığım anlar vardı. Şimdi öyle bakmıyorum yani biraz daha bazı açılardan e, kendimi rahatlamış hissediyorum. Türkiye şunu her fırsatta ima ediyor veya örtük bir şekilde dile getiriyor. Bakın bu da devam ederseniz ben sonuçları ne olursa olsun buna izin vermeyeceğim. Şimdi bakın bu kararlılık dediğim mesele şu: Türkiye gövdesiyle giriyor hiçbir gövdesiyle girmiyor. Daha doğrusu girebiliyor. Rusya ta kuzeyden nasıl gövdesiyle girecek ve Amerika Pasifik'ten şey pardon Atlantik'ten açıp nasıl gövdesiyle e İşte efendim donanması var, e canım donanması varsa da var. İşte Hazar'dan Ka füze gövdesi de ne donanmalar e canım, var şu anda. Tabii o şudur yani o zaman Türkiye ile Rusya savaşacak. Öyle mi? Türkiye ile Amerika savaşacak. Öyle mi? Şimdi bunu Rusya açısından düşünelim. Türkiye ile savaşma meselesi askeri sonuçlar açısından değil Rusya'nın genel siyasetlerine ne etki yapacak Rusya açısından onlar onun hesabını yapıyorlar ve bence bunu isteyeceklerini hiç zannetmiyorum. En azından burada istemezler ha başka yerlerde başka türlü konu Kafkasya olur Gündem veya ne bileyim işte Kazakistan olur mesela mesele veya Özbekistan olur şimdi o bilemem kendi, hayat alanı olarak gördüğü yerlerde ama Suriye'de Rusya'nın bulunma sebebi ne? Rusya'da Rusya'nın bulunma sebebi şu. Doğu Akdeniz'deki petrol kaynaklarının veya doğal gaz kaynaklarının kendisinin rakip olmasını istemiyor her şeyden önce. Dolayısıyla orada sinir merkezlerini kontrol eden yani güçlerden... Sıcak sular meselesinin sıcak sulara inme ha. Meselesinin bir ucu Suriye'de varlık göstermek, bir ucu Akdeniz meselesi, bütün boyutlarıyla enerji tabii, dahil. Tabi. Acı oraya kadar geldiğini de gördü Amerika'nın, Batı'nın vesaire vesaire. Tabi tabi tabi. Artı kendisine yakın, yakın olan rejimi korumak, korumak var. ve orada ayağını sabit evet. tutmak ve tamam. hatta belki de mümkünse neden olmasın İran'la da bir ilişkisi var. O hattı da belki Batı uzağında bir yere doğru itmek. Çünkü Irak'ta mümkün bu. Evet yani, yani teknik yani en azından böyle yani, olabilir bunlar. Evet. ama şu Türkiye'nin avantajı ne? Şimdi herkes şöyle düşünüyor ya girersek Amerika ile çatışırız girersek Rusya ile çatışırız. Bir kere bu asla doğrudan olamaz. Orada Rusya'nın unsurlarıyla çatışırız. Orada Amerika'nın unsurlarıyla çatışırız. Ve evet Allah hepsine de gücümüz yeter. Şimdi herkes de bunu biliyor. Yani Amerika da bunu, bunu biliyor. Rusya da bunu biliyor. Türkiye de bunu biliyor. Dolayısıyla orada şimdi bir zamanlama meselesi. Yani bu Biden'la görüşmesinde benim anlayabildiğim kadarıyla Biden şu lafı da etmiş olabilir. Ya merak etmeyin tamam yani sözümüzü tutacağız. Bunları aşağıya çek gittireceğiz biraz. Peki bu bir vaat. Daha evvel verdin tutmadın. Şimdi bakalım tutacak mısın tutmayacak mısın? Ama benim sabrım taşıyor ona göre. Yani, bence işleyiş bu gidişat bu. Hı hı. Ee, hocam şöyle bir şey de görür müsünüz ee, bölgede şöyle bir değişiklik ben izleme, izliyorum gibi geliyor bana birincisi bu Suriye özelindeki mesele yani burada Rusya var Amerika var tamam hepsi PKK, YPG, İsrail güzel cepte Yine bu Irak'taki seçimler vesilesiyle orada bir e, toslaşma yaşanıyor Amerika ile İran arasında aynı tartışma İran'la Rusya arasında Suriye'de de vardı. Orada ne karar verdi Ruslar onu anlamadık. Tabii. Yani İsrail ile anlaşma üzerinden bakarsanız İran'ın ötelenmesi var söz konusu olan. Şimdi Irak'ta da bu suikast üzerinden seçime giderken orada da İran'ı ötelemeye çalışıyorlar. Tabii. Hoş Suriye gibi olmaz ayrı konu. Yani daha sıkı tutunabilir. Tamam. Ama İran'ın üzerine giden bir blok var aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağıda bir blok var idi. Tabi. Bu açıklama da oraya gelmiş oturmuş gibi gözüküyor. E şöyle e, estağfurullah. Bir kere e, hiç Irak'a falan gitmeyin. Gitmeyelim. Daha İsrail'in burnunun dibinde Lübnan'dan başlıyor pazarlık. Hı hı. Yani Lübnan'dan atacaksınız bu İran'ı, İran. İran. Bu İran unsurlarını. Hı hı. Tamam. Suriye'den de atacaksınız. Şimdi Rusya'ya dayattığı İsrail'in bu. Amerika da aynı şeyi istiyor tabii ki. Bunlar gitsin bu bölgeden. Irak'tan da gidecekler. Yani Şii ideolojisiyle pişirilen bütün e, silahlı unsurlar yani İsrail'i tehdit eden. Ha tabii tabii. Arap coğrafyasından. Bak evet. Arap coğrafyasından tasfiye edilecek. Bu açık. Şimdi bunun mühendisliğini yapıyoruz ya. Bunu nasıl yapabilirim? Çünkü İransız da ee, Suriye'de biraz gücü azalıyor tabii ki. Kontrol kapasitesi azalıyor. Bunu bir şekilde kendileri çözecekler. Ha, çözüm muhtemelen e, İran açısından çok can atıcı acıtıcı her şekilde. Çünkü her bir eksilme onun için ciddi bir problem. E, fakat şunu görmemiz lazım. Rusya'nın kafasındaki ideal plan şudur. Arap milliyetçiliğin buraya egemen olun. Ama nasıl bir Arap milliyetçiliği İsrail'e sevişen, İsrail'le herhangi bir şekilde sorunu olmayan ve bütün e, hedefine Türkiye ve İran'ı koyan. Burada tek hedef İran değil. Bu aynı zamanda Türkiye. Hatta İsrail İsrail'de şu an kafalar karışık. Yani yakın düşmanımız İran mı Türkiye mi? Eskiden İran gelecekte Türkiye diyorlardı. Yakın olarak İran'ı görüyorlar da yakın demek önemli yani Esas düşman ya yani Türkiye'yi tarif ettiler, biz demediler. Ettiler demedik. tabii ki. Ha, onu söyledi. diyorum. Yani onu onu diyorum. Onların ulusal güvenlik başkanları, istihbarat başkanları çıkıp boş verin siz İran'ın İran önemli değil o dediler. Evet. <laughs> Dolayısıyla Türkiye ile de İran'ı sorunlu tutmak lazım. Bakın Irak aynı zamanda Türkiye ve İran arasındaki gerilim alanlarından bir tanesi. Onu da görelim yani Irak'ta sadece Amerika ile Rusya ve Amerika ile İran. İsrail ile İran falan değil, aynı zamanda Türkiye ile İran orada bir problem. İran'da bakıyorsunuz birden işte PKK'ya yöneldi. yani Rusya'da kalıyor ihale. Niye bende kalmasın diye o da bir adım attı. O okumayı daha önceki haftalarda da yapmış. Şimdi bu altılı ifadesi işte, tam döndünüz onu söyleyeceğim. Buyurun, buyurun. Ama yukarıda sıkıştı İran. Kuzeyde sıkıştı. İşte ama ha. sizin dediğinize göre aşa aşağıdan da fena geliyor. Aşağıdan da geliyorlar tabii ki. Şöyle düşünüyor belki İran haricisi. Düşünüyorsa şaşırmam. Öyle düşünüyordur diyemem ama ya en azından Türkiye ile sorunlarımı minimize edecek. Kafkasya'da e, vereceğim bir kendine göre ödün, ta, ta, taviz beni aşağıda daha güçlü kılar mı? Yani en azından, en azından Türkiye ile bölünmeden evet, kurtarır. 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 Yani en azından Zihnini... hani Türkiye ile karşı karşıya Gelmeyeyim noktasında bir, nasıl söyleyeyim, bir revizyona gidebilir. Bu Kafkasya'daki bu açtığı kart bunu düşündürüyor bana. Ha nerelerde olur bu? Yani onu bilmiyorum tabii. Bu da İran'la Türkiye arasındaki daha birebir görüşmelerde sağlanacak e, bir takım e, şeylerde, karşılıklı e, prensiplerde filan ortaya çıkarsa çıkar. Ama İran çok mu prensipli bir politika götürmüyor? Tabii ki yani çok güvenilir mi, çok inanılır mı? Ama şu an çok sıkıştı hakikaten. Kuzeyde sıkıştı, güneyde sıkıştı. Şimdi ve üzerine bir de Arap milliyetçiliği geliyor. geliyor tabii. Şimdi yani. Burada şimdi bir tercih Yunan, yapmak Mesela Lübnan'a atıfı yaptınız. Bugünkü açıklaması... Biz artık Suudi Arabistan'la hepsini, bütün ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz diye açıklama yaptılar yani. Daha iyi Nasıl olması. pardon? Ha. Suudi Arabi Körfez ülkeleriyle başta Suudi Arabistan olmak üzere Lübnan'ın artık çok daha iyi ilişkileri iyi olmalıdır diye açıklamalar yaptılar. İran, Lübnan. Lübnan ha, evet, tabii, yani. tabii tabii tabii. O aslında İran yaptı o açıklamayı demektir. Yaptı Niye? ama. Yani bunun karşılığı yok. Yani yapsa bile bunun karşılığı yok. Yani Arap milliyetçiliği artık şeye bağlandı. Otomatik pilota bağlandı ve Suudi Arabistan'ın e, Abraham Anlaşması'na dahil olma gibi bir şeyi çıktı ortaya. Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır vesaire bütün bunlar ne? Sonuçta İsrail'in adına İran ve Türkiye'ye karşı oluşturulan bir Arap cephesi. Yani burada ırklar, turlar ve Araplar, İranlılar, Türkler ve Araplar kesin olarak ayrışıyor. Ve çatışma zemininde, ikliminde tutuluyor. Tam İsrail'in istediği şeyler yani. Bunun arkasında bence İsrail, İsrail'in yeni oyuncu olarak, daha doğrusu hep vardı da oyundaki rolleri artmış bir Rusya'ya karşı e, zorladığı bir şeyler var. Arkasını aldığı Arap milliyetçiliği rüzgarı var. Şimdi Rusya burada ne yapacak? Biz böyle soyut Rusya diye bakıyoruz. Hayır, Rusya şu an baskı yiyor. Ben söyleyeyim. Kimden yiyor? İşte o cesameti şu kadar gözüken, yani coğrafi cesameti küçücük gözüken İsrail'den. Bu, bu önemli. Hep başından beri benim en çok üzerinde durmaya çalıştığım, dikkat ettiğim, İsrail-Rusya ilişkileri ne alemde? Şunu da ekleyelim ona. Son Basit on, bir on, şey on. hocam. Mesela <laughs> e, Amerika, e, Kudüs'te ikinci konsolos yani bir konsolosluk açmak yani Filistinlilerin işlerini takip için e, karar aldı. İsrail derhal karşı çıktı. Tabii tabii. Ve hiç izin de vermeyiz. Git Gazze'de aç. Tabii Ramallah tabii. Ramallah'ta aç. Nerede açarsan Hayır, aç. Dediler. Şunu görelim. Hakikaten çekirdekte şu an İsrail var. Ortada yokmuş gibi ama var. ve çekirdekte var. Bu da yetmiyor. Filistini karıştırıyorlar. Başka bir boyutu daha var işte. Yani İran'ın ve Türkiye'nin tuttukları bütün dalları şu an hızarlarla, şeylerle e, testerelerle katır katır kesme derdindeler. Şu an bence en sıkıntılı olan gözükmüyor bu ama Rusya'dır. Çünkü Rusya hem İsrail'le e, ilişkili götürüyor birçok şeyi hem İranla ilişkisi var, hem Türkiye ile ilişkisi var. Yani baktığınız zaman, yani şu an en hani e, orijinal ve doğaçlama e, düzeyinde diplomasi yürütmek zorunda olan Rusya. Türkiye de bunu bilmek durumunda ya. Yani buna göre e, hareketlerini geliştirecek. Yani bu Türkler kararlı ve girebilirler yani girmek üzereler hatta diye bir e, ihtimali Rusya'nın sürekli düşünmesi lazım. Hayır o kadar düşünüyor ki söyleyeyim Roma'da ha, Biden görüşmesinin tabii. ertesi günü Rus gazeteleri 48 saat içinde Türkler giriyor diye yazdılar. Tabii, tabii, tabii. Yani onlar da demek ki oradan onu almışlar O havayı Tabii almışlar. tabii yani. Ama bu o kaygıyı devam ettiriyorlar. Endişeleri aynı zamanda. Evet. Yani. Burada tabii şunu da belirtelim e, bu 6 7 Kasım'da Türkiye basınına da düştü. Fakat daha çok dünya basınında ilgi gördü kendileri açısından. Biz de bir satır değinmiştik. Bu Amerikan istihbarat servislerinin Moskova'da Rus istihbarat servisleriyle yani en tepeden görüşüyor olmaları nihayetinde Putin'le de görüştüğü haberi geldi. CIA başkanının, şimdi burada kim bilir neler konuşuluyor. Tabii veriyorlar yani burayı. Yani Amerika... ...Türkiye ile bundan sonra nerelerde uğraşacak? Tamamen. Işte, uluslararası hukuk diyecek, yolsuzluk diyecek... ...kara para diyecek... E, ...demokrasi diyecek, insan hak... ...bunlarla yani daha... E, ...minderde güreşecek. Daha böyle kurallar... ...falan. Uluslararası hukuk vesaire. Ama sahada... yani şimdi ...sahada bence şu an... ...başka şeyler var. Yani... Tabii ki desteğini devam ettirir, e, silah gönderir, para gönderir vesaire PKK'ya. Ama PKK'yı rejimle anlaşmaya doğru ikna etmeye çalışan sadece Rusya değil, Amerika da bunu el altından yapıyor. Bunu da haberleri. Bu, öyle mi düşünüyorsunuz Avni Bey? Öyle. şöyle o, e, bağımsız bir yani i, bağımsız bir e, PKK devleti'nin çok mümkün olmayacağını artık Amerika'da gördü. Rusya zaten biliyor da Amerika'da gördü. Yani e, orada bütün Akdeniz'e kadar koridor halinde uzanacak. Irak'tan başlayıp bir ucu bir öbür tarafa e, çok rahat akabilecek. Biraz, bir devlet Ha bunun en iyi kendisi açısından Amerika açısından en iyi çözüm. Suriye'nin yani Suriye'nin bütünlüğü içinde bir e, otonom bir Tabii. Şey, şeydir, Tabii. yapıdır. Buna razı edecekler. Bunu beceremediniz diye de Aha. Cemil Bayık zaten kendi adamlarını geri çekme görevden aldı. Tabii. Yani bu kadar Amerika'nın kuyruğuna takıldınız örgütü. Türkiye ile artık biz kan davası haline geldi bu işler, bütün eylemler filan, yani bizim boynumuza diyor adam. Avrupa'yı suçluyor ve Amerika'yı suçluyor. Yani bu şu demek. Evet. Ben artık biraz daha pro, yani Rus şeyini kartını oynayacağım demenin evet. zeminini oluşturuyor zaten. Ama Amerika bundan bence çok rahatsız değildir. En fazla şunu söyler oradaki e, harekete. Ya bu bağımsızlık işi böyle tek hareket, ya tek biz parçalı bile bir iş değil. Biz bile bağımsız değiliz. De. Biz bile federal devletiz ha. diyor Amerika. Yani ikinci aşamayı bekleyin. Birinci aşamada önce bir işte özellik falan ha, elde evet. edin. Sonra bunu arttırırsınız vesaire. Bizim için mesele oradaki e, bu oluşum özerk veya diyelim ki tamamen bağımsız bir devlet formasyonuna ulaştırılacak mı? Ulaştırılmayacak mı? İkisi arasında bir fark yok. Şunu bir teyit edebilir miyim? Yani aynı besiz besiz Süleyman hocam. Burada PKK-YPG'nin Şam yönetimine ya da Ruslara yanaşması asıl mesele değil. Bu adamların zaten onlar olmazsa Çinlere yanaşırlar. Mesele o değil. Bunu Amerika Birleşik Devletlerinin de teşvik, teşvik etmesi. etmesi öyle mi? Tabi. Ben öyle Şimdi görüyorum. ben yani görünen tablo odur. E, bunu bu düşünebiliyor musunuz? Yani Şam yönetimi derse ki biz nihai çözüm veya barış açısından biz e, Suriye'nin içinde otonom bir bölgenin mevcudiyetini kabulleniyoruz dese bitti gitti ya. Onun i̇şte için ha rahat. çok kötü yani şunu e, söylüyorum üstadım da iştirak ediyor bana galiba orada biz şu an çok böyle günlük veya çok kısa e, e, menzilli kısa erimli tartışmalarda bir şeyi gözden kaçırma riskini yaşıyoruz orta vadede bir anda olabilecek bazı şeyler var bakın ona dönük bizim hazırlığımızın olması lazım Evet. Yani şu olsa hemen bitireyim bunu söyleyip buyurun. Mesela şu olsa mesela Rusya Amerika e Şam, e Şam e PKK'nın ileri gelenleri. Tamam yani şeyi bitiriyoruz. Artık e anayasayı yapalım. E burada bir bağımsızlık iddiamız yok bizim. İstediğimiz özelliktir. Evet. Türkiye sen de çekil e şeyleri Askerin ayak bastığı yerleri terk et. İşte Şam merkezli olarak Suriye'yi toparlayacağız hep birlikte. Pat bir anayasa. Ne diyeceksiniz? Siz bir şey demeyeceksiniz. O saatten sonra aa, asker bir şey aa, diyecek. Işte orada. Ha. Onun için <laughs> diyorum. Yani şu an oraya müdahale olacak mı? İşte Münbiç'e mi gireceğiz? Tel Rıfat'tan mı çıkacağız falan? Tamam bunlar askeri olarak tabii ki konuşulur. Ama Esas mesele çok Ama tabii bu ilan işi çok zorlaştırır onu yani askeri açıdan da zorlaştırır. Zorlaştırır tabii. Hı, hı. İşte onu diyorum yani Türkiye'nin de bir yavaş yavaş kendi zihnindeki teklifi oluşturması evet, Suriye lazım. Suriye projesi ne? Şunu Aha diyeyim demelidir. Ya. Yani e, kültürel hakları oradaki Kürtlerin verilmelidir. Ama bu asla bir siyasal nitelik taşımamalıdır gibi bir tez mesela. Yani. Değil mi? Evet, Tabii canım, kendi yani... başarısını da söyleyebilir. Bakın biz yatıştırdık. Ee, insanlar artık bu dili konuşabiliyorlar, türkülerini söyleyebiliyorlar, e, siyaset yapıyorlar, ekonomide çok iyi pozisyonlara gelebiliyorlar falan gibi evet. kendi modelini oraya bu, bu buraya hazırlanmak lazım. Tamam. Devam edelim. Zaten ondan sonraki soru asker ne diyecek? Onu da Faruk Paşamız evet. yanıtlayacak tamam. biraz sonra. Bir Hı. kısa reklam arası verelim mi paşam? Tamam. Sizsinizle. Pek kısa efendim hemen geliyoruz. Efendim akıl odası devam ediyor. Süreyman Hocam tamam mıyız? Tamam, o bir bölümü devamında Sorarak, tamamlarız. Paşam buyurun. Birden çok ee, soru var evet önümüzde. Evet şimdi e, esas olarak bence e, bölgede e, Lübnan'dan başlayarak Afganistan'a kadar olan bölgeyi reisinin e, iktidara gelmesiyle birlikte geçen programlara da söyledik. Çok kutuplu asimetrik denge modeli adını verdiğin Yeni bir strateji arayışı içinde İran. Hı hı. E şu aşamada e, bunların e, adımlarını atıyor. Bölgedeki hareketlenmenin temelinde birinci öncelikle İran var. E, İran'ın e, şimdi sadece şu boyutuna bakalım. 27 Ekim'le e, 20 Ekim tarihleri arasında e, bizim medyada fazla yer almadı ama çok önemli iki toplantı oldu Afganistan konulu. Hı hı. Bunlardan biri Rusya'da. Rusya'dakini Afganistan'ın komşuları altı, Taliban'ın şu anki işte başbakan vekili veya başbakan diyeceğimiz en üst yöneticisi de katıldı. İran da buna alternatif bir toplantı yaptı ve buna Taliban'ı çağırmadı. E, ve e, aynı zamanda Rusya, Çin de İran'dakine katılmadı ve online katıldılar. E, burada e, şöyle bir ayrışma e, olduğu dikkat çekiyor ve bu aynı ayrışmanın Suriye ve Irak üzerinde de uygulandığını görebiliyoruz. İran çok ciddi bir şekilde eskiden uyguladığı gibi vekalet savaşına dönmek üzere tekrar. E, bunun için e, Afganistan'ın bir yandan bir kesimini kullanıyor. Örneğin... Geçen hafta 40 tane yatırım projesine onay çıktı. 12'sini Afgan kökenliler aldı. İran'da. İran'da. Ee, bu e, İran'a bir tarafına bakış bunlar. Şiilerin, e, Hazaraların falan hakim olduğu yerlere doğru yapılan ve İran parasıyla yapılan yatırımlar. Afganistan içinde de yapılan yatırımlar var. Oraya da dış destek sağlıyor. Şimdi burada e, Af e, İran şunu e, talep ediyor. İran'la Rusya'nın ortak olarak anlaştıkları tek yer Çin'de dahil buna. Geniş kapsamlı bir hükümet ve şu anda Taliban içine düştüğü en büyük sıkıntı da böyle bir hükümetin kurulmasının kendi sonunu getireceği. Bu yüzden de Taliban bir çıkmaz içinde ve Rusya bunu kullanmaya çalışıyor. İran da kendi açısından kullanmaya çalışıyor. İran Şii camilerine yapılan saldırıları bir fırsata çevirerek bu bölgedeki Şiileri Taliban üzerinden bir şekilde örgütleyerek Taliban'a gerekli olan yardımı yaparak. Bu bölge üzerinde Şiiler üzerinden bir hakimiyet kurma ve yeniden buna dönüşle ilgili ciddi bir takım belirtileri var. Rusya'da tam tersi e, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkararak üst düzey yöneticileri çıkararak bu geniş kapsamlı toplantı mesela Türkiye yok. E, e, Afganistan komşuları duyuyor ama Hindistan var. Hindistan direkt Afganistan'ın komşusu değil. E, bütün bölgeleri çağırıyor. Türkiye'nin Rusya'nı buraya çağırmaması ilginç. Ee, ve arkasından İran yapıyor bu toplantı, İran da çağırmıyor Türkiye'yi. Türkiye Afganistan ilişkilerinin bilmelerine rağmen burada şimdi Rusya ile İran arasında bir sapma var. Rusya büyük bir ihtimalle Taliban'ı tanımaya adım adım gidiyor. İran buna karşı çıkıyor ve Rusya ile İran'ın anlaşamadığı bu konu var. Ve bu nedenden dolayı e, İran e, şu aşamada Afganistan'a Rusya'da maddi anlamda yardım yapmaya başladı. İran'da yardım yapmaya başladı. Yani Afganistan üzerinde e, Taliban'la devam mı değil mi şeklinde İran ve Rusya'nın anlaşmazlığı var. Bu noktayı kesin gözüyle bakıyorlar. Bunda Çin'in e, tavrı ve Rusya tanıdığı anda büyük ihtimalle Çin de tanıyacak arkasından bu ikisi. Çünkü Rusya ve Çin e, Taliban hükümetinin biraz daha onu zorluyorlar. Olabildiği kadarıyla geniş kapsamlı olması için yüzde yüz olmayacak ama bir yere ulaştığında bunu tanıyacaklar. Dolayısıyla Afganistan'la uğraşısı arasında bu üç güç arasında böyle bir düşünce ayrılığı var. Azerbaycan'la olan ilişkilerin bu şekilde birdenbire farklı bir istikamete dönmesinde ben Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki üç kardeş tatbikatının bunun yansımaların çok fazla olduğunu, ikincisi Azerbaycan-İsrail arasındaki her ne kadar Aliyev bunu ispatlayın vesaire demişse de bununla bir sonuç alamadığını, ve dolayısıyla Afgan, Azerbaycan'la olan ilişkileri en azından e, Güney Azerbaycan'da yer alan e, 30 milyona yakın Azeri e, Azerbaycanlı'nın bulunduğunda ve bunların e, Ermenistan-Azerbaycan e, Dağlı Karabağ'daki savaşta nasıl bir pozisyon aldıklarını gördüklerinden e, İran'ın e, geri adım attığını düşünüyorum. İkincisi de Ermenistan'a olan e, bir takım yaklaşımlarda bulundu ama bu yaklaşımlardan da bir sonuç alamadı. Ermenistan'ın zaman zaman Türkiye, Paşinyan'ın bir takım açıklamaları ve diğerleri de eskiden olduğu gibi artık bu Zengezur koridoru dahil olmak üzere buraların bir şekilde elinden çıkacağını düşünüyor. En azından bu süreç içerisinde elde ettiği kazanımları da tam anlamıyla kaybetmemek için bu bölgede Azerbaycan üzerinden esasında verilen mesaj Türkiye'ye. Yani Türkiye'ye e, dolaylı olarak buradan bir mesaj veriyor. Biz sizin açıkçası Kafkasların bu bölgesindeki üstünlüğünüzü tanıyoruz. Çünkü onun işi... Şu anda diyorum ya bu çok yönlü politikası nedeniyle belli bölgelerde stabil hale geliyor. Nerede hareketleniyor? Ee, Suriye ve İran'da. Ee, burada özellikle biraz evvel ifade edildi. PYD'nin PKK'nın başındaki o meşhur bir terörist vardı. Amerika mazlum muydu bir şeydi? Kobylosu değiştirildi. Evet. evet. Değiştirildi. Evet. evet. Kim değiştirdi? İşte Kandil değiştirdi. Şahin mi? Evet. Miydi? Peki Kandil kimi zoruyla değiştirdi? İran'ın zoruyla değiştirdi. Tabii öyle ve e, şu anda peki İran'ın zoruyla oradaki değiştirilince bu adam ne yapacak? E, bakın son bir hafta içinde Rusya PKK PYD ve rejim arasındaki toplantıların sayısı inanılmaz şekilde arttı. Tam tamam, siz yani Çin'den geldiğiniz için onu da ekleyeyim. Hatırlıyorsunuz tabii. Çin bir açıklama tabii. yapmıştı Suriye konusunda. Hatta Hanü Bey de dedi ki <laughs> dedi siz dedi <laughs> bugüne kadar hiç tanımadığınız Birleşmiş Milletler belgesini imzalarsanız Çin'le ilgili her günde bu olur dedi. Ertesi günde bu olmakla kalmadı. Yani o açıklamayla kalmadı. Ee, Çin Devlet Başkanı Esad'ı aradı. Tabii tabii. Cumartesi günü. Ee, ve ikisi arasında yani söyledik ben hani cümleyi okuyacağım da yer yani o cümlenin yarısı zaten Türkiye'ye geliyor. Yani biz diyor burada diyor. Yabancı. Başka, evet istemiyoruz diyor. Tabii tabii yani onu da zaten ilave edecektim ben. Tabii buyurun. Yani onun arkasından yani Çin'in de burada e, bir kere... Ee, bunları yaparken rejim, yani Çin'in, Rusya-İsrail arasındaki anlaşmanın, geç iki hafta evvel aralarında biz Suriye konusunda anlaştık. Yani e, bu konu e, demek ki Suriye'den, güneyde İranlı milislerin yer almaması gibi. Yani e, İsrail Hava Kuvvetleri'nin yaptığı hava saldırılara karşı. E, bu konuda ben e, anlaşıldığını düşünüyorum. E, ve özellikle Suriye demokratik güçlerin içinde de, e, Membiç bölgesi ve diğer bazı bölgelere, PKK'nın bu bölgeleri Rus'la ve rejim askerlerine, rejime bırakarak başka bölgelere, bu özelliğini ilan ettiği bölgeleri elde tutmak üzere daha güneye kadar çekilebileceklerini ifade ediyorlar. Ancak ve arkasından da bu görüşmelere kendilerine özellik vesaire gibi konuların sağlanması halinde kendi güçlerinin de buna karşı çıkıyorlardır. Rejimin ordusu içerisine eklemlenebileceğini ifade etmeye başladılar. Son Rakka'da ve Deirizor'da yapılan toplantılardan ve arkasından 3-4 toplantı daha yapıldı. Ve hepsi Rusya'nın koordinesinde yapılıyor. E, ve Rusya'da da e, PKK üzerine baskı sağlaya kurarak e, rejimin ortağı olduğu görüşlerde bir an önce bir mutabakat sağlanmasını istiyor. Çünkü Rusya'da Türkiye'nin olası bir harekatına karşı bu PKK, PYD'nin en azından M4 karayolunun daha ötesine gönderilmesini, buraya olabildiği kadarıyla, hatta Rusya takviye asker getirdi buraya. Bir yere 300 kişi, bir yere 400 kişi getirdi. Tam Fırat Nehri'nin doğusunda ve Membiş dahil oraları takviye ediyor. E, ve karşısında direkt harekatla icra ettiğimizde Rus askerlerini görebileceğiz. Yani rejimle birlikte. O zaman diyecek ki burada PKK yok mutavakatın gereğini yerine getirdim diyebilir ama konu tabi İdlib bölgesi. Yani o tarafta ilgili bir gelişme yok. Ve burada bence bu PKK'nın buradaki sözde elebaşısının değiştirilmiş olması Kandil tarafından İran'ın talebiyle olduğu ve İran'ın özellikle bir önce rejimle anlaşmazlık içinde olan PKK başının bu bölgede değiştirilerek rejimle olan ilişkilerin bir an önce normale girmesi ve kendi prosedürü içinde açarak Türkiye'nin bu bölge üzerindeki baskılarının hafifletilmesini İran talep ediyor. İran'ın bu talebine karşılık PKK'ya verdiği garanti ise Kandil'e Irak'ın kuzeyinde, daha çok serbesti sağlayabilmesi için Haçlı Şabi ile ve İran'ın bir takım sağlayacağı desteklerle lojistik açıdan ve personel açıdan tekrar eski gücüne kavuşabilmesi bu aynı zamanda İran'da işine gelecek bir olgudur ve İran'da şu anda bu hattı yeniden tesis etme peşinde yani daha evvel dedik ya Kuzey Irak'tan başlayan oradan Suriye'nin kuzeyinden giden bir hat. Başbakan suikastinde siz İran parmağı görüyor musunuz? E, e, tabii. Yani e, burada e, müthiş bir şekilde İran parmağı e, var. E, çünkü, parmaktan biraz fazla. E, şu da tabii İran parmağı derken burada e, iki farklı Şii grubunun e, biliyorsunuz burada bir çatışması var. Seçim sonuçları da zaten onu göstermişti. E, burada e, iki farklı Şii grubu arasındaki çatışmanın veya provokasyonun ben bir sonucu olarak e, bunu düşünüyorum. Yani bir daha yani bir hafta önce on gün önce falan bu grupların aleni açıklamaları var. Yani seni özleyeceğiz evet, diye. Tabii. Ama oradan da şüphelenmek gerekmiyor mu abi? Yani ama bir, bu sonucu çıkarmamızı yani bekleyenler Başbakan yerde... diyor ki ben katilin kim olduğunu biliyorum diyor. Ya yani burada katil olabilecek tek şey var. Yani bu işi PKK da yapabilir. Eee Şabi de yapabilir. Yani bunu Taşranın dışında önemli değil. E, yani mesela PKK'nın e, özellikle şu anki merkezi hükümetin e, bu Sinjar anlaşması üzerine ısrarcı olması, Türkiye'ye işbirliğine gitmesi en çok kimin ilişkilerini bozuyor? İran Haçlı Şabi dolayısıyla ve PKK e, ve özellikle bu Musul ve Kerkük'te e, Haçlı Şabi'nin artan etkinliğine, Şiilerin artan etkinliğine karşı Merkezi hükümetin olumsuz tavrı da özellikle İran başlı şabiyi etkiliyor. Dolayısıyla bu gruplardan biri yani direkt İran bundan sonra kendisi dedi zaten hemen apar topar gitmesiyle İran tekrar vekiller savaşına dönüyor dedi. Yani o Şia sonuçta işte Afganistan'da bir güç oluşturacak eskiden olduğu gibi burada devam edecek. Zaten Haşdi Şabi burada var. E Suriye'de de bu gruplar var. E benim diğer bir, bir de önemli bir açıklama yaptı İran nükleer anlaşmaya döneceğini ifade etti. Yani bu e, uzun süredir tam bu süreç içerisinde böyle bir kararın verilmiş olması da bence son derece önemli bir gelişmeydi. E, ve yine e, İran'ın bu anda e, Körfez'de anında bunlarla paralel büyük çaplı bir tatbikat, geçen haftaki tanker meselesine yönelik olarak bir tatbikat yapıyor olması e, bu da son derece önemli. Yani e, İran e, bu bölgede e, kendine e, etrafındaki olayı, e, bölgeyi kendine göre şekillendirmeye çabalıyor şu anda. Ve e, Irak'ın kuzeyinde e, İran'ın yaklaşık bir aydır devam eden yer yer burada kendi kuvvetleriyle yaptığı hareketler PKK'yı da eklemlenerek PKK'nın eskiden olduğu gibi bu bölgenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına geçmesi karşılığı e, faaliyet göremez hale geldiğini, e, İran'ın bu bölgede desteğini alır, daha geniş bir yer edinir ve eski gücüne gelirse buna karşılık İran'ın da e, Suriye'nin kuzeyinde Özellikle PKK'nın içinde doğrudan doğru İran milisleri olmamakla birlikte milislerin kıyafet değiştirmiş şekliyle bu PKK güçlerin içinde yer alarak e, Rusya'nın ben M4 Karayolu'nun kuzeyinde e, İranlı milislerin de süreç içinde yer alabileceğini değerlendiriyorum. Yani burada e, rejim içerisinde yer alarak da olabilir, farklı yerde de yer alabilir. Yani şu anda tüm güçleriyle hem İran hem Rusya her ikisi de bu PKK'lıların rejimle bir aranın içine rejimin e, yapısı içinde Burada şemsiyesi altında bir şey ekleyebilir miyim olarak? paşam? Çok en de güzel bir noktaya geldiniz. Şimdi bu, bunlar doğru. Bunlar doğru yalnız hem e, Şam'ın hem de PKK'nın bunca senenin e, bir tecrübenin sonucu olarak bildikleri bir gerçek de var. Şimdi o Suriye dediğimiz bir bazı kültürüne sahip içinde hiçbir şey eritmeyen bir kültür bazı yani e, yani aramıza efendim bilmem neyi de alalım da onlar da bizim içimizde kaynasınlar hayır hiç öyle bir şey yok PKK da biliyor ki e, Şam şeyin Şam'da yaşama şansları yok yani Şam'da hizmetçi muamelesi görürler e, kö, köle muamelesi görür bunlar hiç şey yok. Haçlı Şabi'nin sığınamadığı, kendine yer bulmakta zorlandığı, yani İran'ın bütün gücüne rağmen bir Şam şeyi zihniyetinde PKK'nın kendine yer edinmesi çok zor. Onun için Suriye'ye geri dönmek hep kafalarındaki şey o. Onun için ya biz özel bir şey olacağız bu Suriye ile kaynaşmayız ya da Başka bir formül lazım diye bakıyor. O en büyük şeyi endişeleri bu. İran bunu gördü. Bir birincisi söylemek istediğim bu. İkincisi ne kadar para pul ellerinde olursa olsun Afganistan meselesinde Taliban evet imkansızlıkları var, şunları var, bunları var ama Taliban bir şii yönetime şans tanımaz. Hiçbir şekilde ama. Yer yerinden oynar Taliban bir Sünni yönetim. Yok zaten şii yönetime yer vermiyor. Hayır hayır. Şey. Hay. Şu yani para projelerine evet diyorlar. Şunları bunları e, o paraları hazırlar. E, şimdi operasyonlar öncesinde de Hmm. dünyada en çok Taliban'la petrol nakliyat yapan ülke İran. İran kendisi açıkladı bize yaptırım yapıyorsunuz ha, ama. tamam yani hayır onlar, yani onlar al, alışverişten gidiyor alışverişten gidiyor O da yaptırım alışveriş. Yani. yani onların Şii camilerini filan rahatlatmak falan. Hayır, hayır yok öyle bir şey Taliban yok. Taliban'ın hiç böyle bir şeyi ee, olamaz. Öyle, öyle bir şey ee, yok. İran da açıklıyorsunuz orada, zaten. Oradaki Şiirleri filan boğarlar. Öyle, yani. öyle bir niyeti yok İran. İran'ın upuzun, İran Center'ın upuzun bir makalesi ve çalışması da var. Konu hiç onlarla uğraşmıyor. İran dolayısıyla kendi içinde vekilleri kurgulayarak burada Taliban'la bir şekilde mücadele etme yöntemini tercih edebilir diyor. Ve İran'la Rusya burada ayrışıyor. Yani İran kendi bildiği yoldan, bildiğimiz Şiilik yolundan ilerlemeye çalışacak. Yani burada ikincisi de PKK ile olan görüşmesinde 7 veya 8 <laughs> toplantı yapılmış. Her birinde bu özellik konusunda PKK'nın yavaş yavaş hızının kesildiğini ifade ediyor Rus kaynakları evet. her bir konuda. Ve onun ortaya attığı dil konusu, işte dil konusunda olabileceği Kürtler'in özellik, işte silahlı kuvvetlerin yapısı içine entegre edilebileceği veya özel bölgelerde işte Kobani falan gibi yerel yönetimlerde bir takım geniş alanlar sağlanabileceğini ifade ediyorlar ama bu henüz de anlaşma değil. En son işte Rakka'da toplandılar. Geç, geçen 1 iki gün önce Rakka'da toplantı vardı dolayısıyla bu bölgeye baktığımızda e, genel anlamıyla e, İran'ın e, Çin'in arkasından ve Çinle birlikte e, İran'ın faaliyetlerini hızlandırdığını esasında e, İranla e, PKK'nın şeyin Rusya'nın Türkiye'nin olası müdahalesine karşı bu bölgeye karşı bir ön alma çabası içine giriler. Bunun da esasında bir fırsata çevirerek e, bu bölgeye de son şekli verme çabası. Amerika'nın bu yaptığı e, işte Irak kuvvet sevki veya e, benzeri şey e dediğim gibi Amerika birçok kez bunu yapıyor. Yani çok bir anlam ifade etmeyebilir ama evet, e, İran'ın bu, Bunu da evet. haklısınız. onu bira, biraz daha belirtelim diye kestim Bağışlayın sözünü. Evet. E, ben Amerika PKK'yı devretmeye çalışıyor gibime geliyor. Yani e, Rusya burada ya, Rusya, e, evet tabii. Rusya devrediyor. Rusya da bunu rejimle eklemlendirmeye i̇şte, çalışıyor. Orada çok güzel paşam. Evet. Şöyle bir şey de çıkıyor. Afganistan'daki bağlamı ortaya koydu paşam. Çok önemli bir şey yaptı bence. Çünkü Afganistan bir anlamda ayna gibi. Evet. Orada Rusya ile İran arasında bir şey fay hattı çalışıyor. Buraya geliyoruz. Bakın burada da aynı şey oluyor. Evet. Çünkü İsrail'in Rusya'dan istediği şu <laughs> İran'ı buralardan kov. Kov diyor. E şimdi PKK'ya bakıyorsunuz. Bir tarafında İran desteği var. Bir tarafında işte onu devralmak isteyen Rusya var. İşte Rusya'nın daha konuşmamın ilk başında söyledim. Bugünlerde kafasının karışık olmasının sebebi bu. Evet. Bu meseleyi nasıl çözecek Rusya? Çözemiyor. Çünkü ihale evet. onda kaldı. Aynen. Oradan İran'ı, İsrail'i istedi. O kadar istedi... karışık değildir. Daha basitmiş gibi oldu konu. Ama Hayır yani kendi daha anlaşılır. de İslam problemi var. Yani o da var yok tabii. Değil ama ki Ama yani şurada, kaşındı vakit, da, an o Hepsi çok fazla kaşındı. Şunu da görmemiz lazım. İsrail'in Arap milliyetçiliğini tırmandırmasının sebebi devreden İran'ı çıkarın, Arap milliyetçiliğini empoze ettin oraya. Yani Rusya ile Arap milliyetçiliği arasındaki bağı Şam rejimi üzerinden Hinterland'a genişletip evet. baskı yüklemeye çalışıyor Rusya'ya. Yani şu an Rusya'nın ev ödevi daha ağır, onu söyleyeyim. Ve Türkiye bunu... Vurguladığınız şey Rusya ile Arap milliyetçiliği arasında bir hayır var zaten bu bağ bunun güçlenmesini Rusya açısından bir risk değil Arap milliyeti, Ürdün, Efendime söyleyeyim Mısır değil mi? Evet. Bunları işin içine katarak orada daha sağlam yani anti İran ve anti Türkiye bu sefer PKK diyor ki iyi de diyor o zaman yani benim karşımda Arap milliyetçiliği. Üstadımız söyledi. Civa gibi bir şeydir dedi yani. Hiç eritilmezler yani Şimdi onu belki yumuşatacaklar. Şimdi başka bir tür Arap milliyetçiliği belki çıkacak buradan. İşte Kürtlere de e, kültürel haklarını verelim falan. Yani hakikaten çok e, bu konularda yalnız dönüşüyor. Araplar da e, ne kadar e, bağnaz. Tabii tabii çok o, o, bağnazdırlar. Tabii tabii. Yani bir mezhep ba şeyi bağlı bağlı. Bu bu coğrafyada Afganistan dahil yani bütün bu coğrafyada. bunların hepsinde fevkalade önemli ve belirleyici. Aynı şey İran açısından da geçerli. Tabii. Yani hiç e, Müslüman olmak falan hiç orada önemli değil kardeşim. Gördük Biz Azerbaycan'da. Azerbaycan'da <laughs> gördük. Peki. Başkan buyurunuz kaldığınız yerden lütfen. Ee, evet burada e, tabii Türkiye'nin e, Türkiye'nin hani bunu ABD'nin asker kaydırmasını Evet bir şey yani e, Amerika Birleşik Devletleri bunu yapıyor. Zaten e, Biden'ın politikasında da bu e, yer alıyor. Ben e, hocalarımın söylediği şey aynen katılıyorum. Yani Rusya esasında tam burada olayı nasıl sürdürebileceğini ve bunun e, Amerika'nın Afganistan'da olduğu gibi tam bir çekilme mi olduğu e, yoksa daha evvel, e, Trump dönemindeki gibi çekiliyorum çekilmiyorum mu? Çünkü Amerikan iç yapısını ben iyi tanıdıklarını düşünüyorum çekiliyor, karar veriyor Dışişleri Bakanlığı ama Pentagon biz buradayız diyor. Bilmiyorum. CENTCOM vesaire falan. Eee bunlara bildiği için gerçek olup olmadığı konusunda emin olmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu istihbarat başkanlarının görüşmeleri, Rusya'daki ziyaretlerin temel nedeninde ben bu bölge üzerinde olduğunu özellikle değerlendiriyorum. çünkü diğer tarafta hasımlar yani orada Karadeniz konusu, Belarus vesaire konusunda zaten orada bir tiyatro oynanıyor esasında. Tiyatro. Evet, tiyatro devam ediyor. Ee, esas dikkat burada. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeyi devredebileceği e, bence en güvenilir müttefikini Rusya buldu. O tarafta düşman evet. ama bu tarafta e, e, müttefik oldu Rusya. Evet. Ee, hani Türkiye için bir ara Amerikalılar diyordu ne dost ne düşman diye. Şimdi Amerikalılar sanırım Rusya için bunu söylüyorlar. Mütefik falan da değil ama ne dost ne düşman diyorlar. E, o yüzden de e, Rusya'yı da ben Amerika'nın bu bölgede kalma şartıyla kullandığını düşünüyorum. Bunda tabii en önemli şey de Çin'in burada kalıcı hale gelmesidir. Bu zaten Rusya yani, değil mi? Yoksa, bir de Rusya pavazlandı artık. Evet. Yani bu petrol fiyatları, yani doğal bu gaz fiyatları dolayısıyla. Dolayı yani NATO'nun yaptığı bir hesaplama var. E, askeri harcamaları o kadar yükseltmiş ki. Yani şu anda e, eğer böyle bir baskılı bir yönetim olmasa e, özellikle Moskova'nın 100 km ötesinden itibaren altyapı vesaire, insan hakları her şey diyor. sıfır. Yani e, evet. bu yönetsel boyutta e, Rusya'nın başı çok ağrır. Yani o toprakları hele hele e, Sibirya'yı hiç kontrol edemiyor. Eylemez. Yani hiçbir altyapısı yok. Her türlü şey uzak. Yani oradan gelen raporlar, makaleler yazıyor. Moskova ve etrafı ve batı tarafı e, güçlü vaziyette Vitrine duruyor. Vitrine çalışıyor. Vitrine yani. çalışıyor. Bu da askeri güç. Yani neredeyse bütçenin %60-70'i askeri harcamalara gidiyor. Yani petrol fiyatlarında artan her bir şeyle NATO'nun yaptığı hesaplamalar Sufet var. Sovyet devri yani zamanında da öyleydi. Aynen aynen Yani değişen bir şey yok. O yüzden e, Rusya tam anlamıyla bir tahtara belli de. Yani petrol fiyatı artıyor, askeri gücü yükseliyor, öbür taraf iniyor, altyapılar kötüye gidiyor. E, burada e, Çin daha güçlü olarak geldi. Hmm. ve Esad'da da bence daha kalıcı işbirliği yaptı Rusya'ya göre. Yani Esad bu süreç içinde e, Rusya evet, Çin ile hmm. ilişkiler hemen hemen aynı tarihte başlıyor baba Esad'ın da. 1950'lerden beri her ikisiyle de ilişkisi var. Çin zaten Esat içinde, Afganistan içinde en tehlikesiz müttefik. Tabi tabii, tabii. ya. Yani evet, en azından telefonlara Dışişleri Bakanlığı gönderdi ve dediğimiz gibi bir maddi desteği de var ve diğer denli desteği de var. E şu an hem Rusya kullanıyor, hem onu kullanıyor, hem İran'ı kullanıyor rejim. E, dolayısıyla işte güvenlik Üçen, Cuma zaten 50. yılı ilişkilerinin. Evet evet tam yani işte kurulduğundan beri evet. yarım yüzyıl geçmiş. Evet. Burada söyledikleri de Çin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre yani Jinping ile Esad arasındaki görüşmede diyor ki biz diyor Suriye'nin diyor kuşak ve yol projesi e, küresel gelişme inisiyatifine destek vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yani onu içeri alıyor bir kere. O tarafa kaydırıyor. Sonra Suriye'nin ulusal egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve milli itibarına destek veriyor. Bunları söylüyor. Dış müdahalelere kesinlikle karşı olduğunu belirtiyor. Bağımsızlık egemenlik toprak bütünlüğü mücadelesinde desteklerini söylüyor. Tabii gayet şey normal. Şey de zaten Esat da diyor ki biz de sizin diyor. Sincan, Hong Kong insan hakları Tayvan Güney Çin meselelerinde arkanızdayız yanınızdayız diyor. Ee, ve böylece öpüşüp koklaşarak evet, kapatıyorlar birbirlerini Şimdi, misafir etmişler. Bir yani. şey sorabilir miyim? Bu Rusya'ya bu konuda nerede? Rusya şu an. E, yani, yani Çin esat ilişkisinde. Ama Rusya, Rusya orada taraf değil yani. Bence, bence de Rus, taraf değil. E, Alıcıan aldı değil. zaten. Alıcıan aldı yani. Onun evet. bütün hiç daha, ummadığı bir anda Laskiye ye yerleşti. Tabii. Şimdi bakın siz dediniz ki Çin kalıcı oluyor dediniz. Evet. Yani Rusya'ya rağmen hiçbir güç orada kalıcı olamaz. Amerika dahil. Rusya ile Çin arasındaki şu anki bu Esad'da olan gelişme bir kere Rusya'ya bilgi vermeden Esad bu tür gelişmeyi hı hı. sürdürmemiştir. Hı hı. Çünkü hı hı. onun kontrolü altında bu normaldir. Hı hı. Yani onun dışında daha evvel Çin Dışişleri Bakanı'nın gelişinden de mutlaka bilgisi vardı. Sonuçta manda devleti diyebiliriz yani manda devleti hı hı. eski ismiyle. Evet bu bilgisi halindedir zaten Rusya Çin ilişkilerinde Amerika burunların dibinde böyle bir süreç olduğu sürece bence burada Çinle Çin'in bu bölgede bir paylaşım içinde yer alması mümkün değil. Çünkü potasyum kaynakları 50 yıl Rusya'da. Laskye limanı bilmem kaç yıllığına Rusya'da. İran'a bilmem de bölgesini verdi. Anlaşabilir miyiz paşam? Afganistan'a kadar buraya baş uzatamıyordu. Ondan Çin sonra mi? buraya Doğu Akdeniz'e kadar gelmiş oldu. Ama böylece. öncesinde İranlı öncesinde tabii sen, anlaşma var. Hayır, tamam. Çin İsrail'de Hayfa Limanı Hah, aldı. Şimdi onu diyeceğim tamam, tabii. Yunanistan'da da var. Pire sonra var. Onu kaldırdılar ama. Kaldırdı. Onu kaldırdılar. Ne zaman? Dede Ağaç'tan sonra. Ağaç'ın dibinde Çin olamazdı. İtalya Trieste'ye kaldırdılar Trieste'ye gitti yani Trieste. İtalya da iptal etti evet. bütün şeylerini. Evet, İtalya da iptal etti. Ee, onun için evet. Çin şeye girdi Çin değil mi? Çin kuzeye gördüğünüz noktalar doğru da hepsi şöyle yani hani şöyle bir hap çiziyor. Bu öyle değil kara hattından gelen. İşte ama doğru şu mi? var bakın. Doğru burada İran'ın tek yol tek kuşağın geçeceği hat ve İran'ın şu an temas kurduğu hatlar üzerinden gidelim. Yani İran'ın PKK ile bu bölgede olan alan açmaya çalışması, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde alan açmaya çalışması tek yol tek kuşağın gideceği M4 karayoludur burada. M4 karayolunun her iki tarafını güvenlik altına alma çabası. Onun için toprak bütünlüğü diyor, onun için güçlerin çekilmesi diyor ve Çin ee, tek yol, tek kuşağın ana sonu geçtiği ülkelerde hiçbir e, iş hiç istikrarı ortadan kaldıracak eylemlerin yatırım yapmadan bunların stabil olmasını istiyor. O yüzden şu an yatırımları Şam gibi şehir merkezlerinde yer alıyor. Ama altyapısı tamamen yok olmuş durumda Suriye'nin. Tek yol, tek kuşak için bu sadece bu demir yolu vesaire ve İran'dan gelen, İran'ın talep ettiği biliyorsunuz vardı. O nereden geliyor? İran'ın güneyinden geçecek ve oradan Irak Aşağı üzerinden inmiş. aşağıdan. Evet. Suriye gelecek şimdi. Palmyra yolu. Tabi. Eski İpek Palmir. Yolu biliyorsunuz hani. Evet evet evet. Akdeniz'de ilk öpüştüğü nokta Palmyra. Palmira yani dolayısıyla o hattı İran da o hatta oynuyor çok. O, hatta, o hatta oynuyorlar. Ee, Türkiye'de bunun cevabını kuzeyden Kafkasya üzerinden Hı -hı. veriyor. Evet. Yani burada e, Çin eğer bir süre daha buna devam edip eğer bunda olmazsa zaten hep bahsetti Kuzey Pasifi e, giderek açıyor. Bering Boğazı üzerinden olan süreci. Evet. Şu anda 18 günde ortalama. En son Margaret isimli bir gemiyle bu süreyi daha da kısalttılar onlar. Bir gemi geçirdiler. Rus bandıralı bir gemiyle. Evet. Amerikalıların ummadığı bir soğuk iklim şartlarında gemi geçiş yaptı ve geldi. Buzlar iyice e, kırılmaya başlamış artık. Ve Dolayısıyla Çin bu limanları kaybedince Rotterdam ve Hamburg'a kuzeyden. Daha kısa, daha kısa. Tabii. Burada da Amerika'nın en zayıf olduğu kısımlar. Yani hep dediğim gibi Güney Çin Denizi'nde yatırım üstüne yatırım yapıyor Avustralya vesaire. E, Çin e, aşağıya bakarken Ejderha'nın kuyruğu e, kuzeyden hareketlenmeye başladı. Zaten bir de bu Rusya'yla gerekirse ile... finanse ederiz bu hızlı tren evet, Amerika'yla hmm. Alaska üzerinde Alaska üzerinde. Bu Rusya meselesinde şöyle hani siz dediniz ya Nedret Bey bu bu bölgede Rusya'nın ağır... Tabii ki ama Rusya asla Amerika ile Çin arasında taraf e, kesinliği taşıyan bir Hı. fotoğraf vermek istemiyor. Yani onların hatta çatışmasına ayrıca da mutlu tabii ki. Dolayısıyla burada girmez o topu. Buradaki Amerika-Rusya gerilimine girmez ama... Rusya'nın başına girdiğinde ben Çin, Rusya'ya rağmen mi diye sormak? Yok formu. değildir yok, tabii o. Yani. Hiç değildir. Yok. Ee, bir de şu var, e, İsrail Çin ilişkilerine çok dikkat etmek evet. lazım. O da. İsrail burada Amerika evet. ile de bence bir mesafe. Güzel. Ben ee, hatta biraz daha Çin'e yakın durduğunu da düşünüyorum. son Çin e zamanlarda. Çin'e yakın duruyor yani. Çin'deki yatırımlar falan devam ediyor. İşte Çin-Hindistan ilişkileri çok daha iyi. Sadece ha, ben, Hayfa he. Limanı için Amerika ile İsrail arasında yapılan görüşmeleri çıkartmışlar. Yani Amerikalılar hayır diyor. Bu vereceğim diyor. Onlar hayır, hayır diyor. diyor Bakın mi? bu kadar Amerika'ya rağmen, Amerika'daki bu kadar lobiye bilmem neye rağmen yine verdiler. Tabii. Hatta iki liman istiyorlar Çinliler. Birini vermediler. Yani işte biz orada Amerikan gemilerin bakım onarımlarını yapıyoruz. En azından orayı verme bari dediler. Ona peki dediler. Yani zor ikna oldular ama diğerini verdiler. Ki bu Netanyahu döneminde <laughs> bile böyleydi. <laughs> Aynen. Şimdi tabii, tabii. haydi haydi. Tabii. Netanyahu döneminde oldu üstelik. Tabii. Ben yani Çin bu bölgeye dediğim gibi oturdu ve bu Çin'den gelen tek yol, tek kuşak hani hattı Türkiye'nin bence orta hattı, hat kuşağı Çin ilişkilerin gerginleşmesiyle de tehlikeye girebilir ve Çin İran'ın istediği gibi bu hattı İran üzerinden bu bölgeye getirebilir şu anki bu bölgede etkinliği arttırmasının temel nedeni Bence orta Hattan yavaş yavaş vazgeçme eğilimde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şeyin <laughs> İsrail'in bu konsolosluğa izin vermemesi tabi o son derece önemli Eğer yani daha önceden var olan bir konsolosluktan tabii, tabii, söz tabii. ediyoruz yani var olan konsolosluğu adam tekrar açacağım diyor. Hayır açtırmayız diyor. E bir de biliyorsunuz Çin buraya geldiğinde geçen hafta da söylemiştik. Körfez turu sırasında iki kez Dışişleri Bakanı gezi yaptı. Ne yaptı? İsrail ile Filistin'i ara yapmak için Çin'e davet etti. Evet. Yani onlarda da bir inisiyatif üstlenmiş durumda şu anda Çin. Bölge barışını sağlamak vesaire gibi altı maddelik bir politika sundu. Şimdi şunun da belki etkisi oluyor. Zaman daha önce de burada programlar içerisinde konuştuk. Amerika'nın ekonomik potansiyeli ile alakalı olarak Amerika bütün varını, yoğunu altyapı yatırımlarına yani köprü, otoyol hepsi bitmiş. Bitik Tabii. vaziyette. Karayolları da hep öyle. Tramvaylar. Yani metrolar, şehirlerin içerisinde yani Dökülüyor Amerika. Avrupa'nın hepsinde aynı sorun var ama şu Tabii tabii hepsinde Mesela daha evvel bahsetmiştim ben yani seçimlerden önce Almanya'nın demir yolu ve metro hat sistemleri. İngiltere'nin, evet. yani İngiltere'de de aynı sıkıntı var. Ve özellikle ısı yükseldi. Ama şimdi burada bütün evet. dünya hakimiyeti iddiası olan bir ülkeden söz ediyoruz Amerika dediğimizde. Daha can yakıyor tabii. tabii yani onun yani bir de bütün şey... elindeki trilyon dolarlık bir yatırımı kaynağı. 10 ee, yıl süreyle e, yenileyeceğiz diyoruz çünkü 10 yıl süreyle sadece Washington'da, New York'ta yenileyecek değil yani. Ama daha başlayamadılar Sü yani. Ya, yani tamam, dediğiniz evet, doğru hocam. Glasgow'da 2009'daydı herhalde. 100 milyar dolar para lazım dediler bu çevre işi için. Kaç ülke hala toplayamadılar? Layamazlar. Olmaz o. Şeyde yani. çıktı. Yani konuyu değiştirmeyelim de hani John Kerry ABD'nin iklim özel çıktı. Ya dedi ki o ayak bastı parası gibi bir şey Bize lazım olan 10 trilyonlarca dolar. Hayır Bunu... 100 trilyon dolar. Tabii işte. Yani bu para ikim nerede verecek ha? Böyle paraları öyle her sene, para olmaz. her sene 10 trilyon dolar var yani gelişmekte lazım. olan ülkelerden bekliyorlarsa zaten o parası Hayır, olsa gelişmekte olan abi. ülke olmaz zaten. Türk bakın bu ikim yani Amerika'da artık mesela milyarderler vergisi yok bilmem ne filan gibi böyle Absürt bir takım şeyler var. Olmaz o iş. Yani... İklim krizi dünyayı nükleer bir savaşın eşiğine götürecek. Nükleer reaktörlerin sayısı artacak. Sayın Cumhurbaşkanı evet, ikinci diyorsun, zaman, zaman, evet, hocam, tamam, hocam. Üçüncüsü tamam dedi. Üçüncüsü tamam diyor ya. Tabii. çünkü diyor ki en e, emisyon var mı yukarıya yoksa evet, sanılan yok. bir şey yok. Tamam. İşte Fransa da aynı şey demeye Almanya başladı. Almanya bile arttırma arttırıyorlar evet, sayıları bir de Öyle. Ya Almanya'da bile tartışılıyor şu an. Geçen sefer dedik ve dolayısıyla bu iklim değişikliği dünyada nükleer santrallerin kapatılması değil artmasının asıl Artması. sebebi evet. olacak. Bu hayır, da birçok ülkenin hayır, belki siz iklim değişikliği mi? Bu iklim politikaları ne dediniz? Dünyanın küresel iklim değişikliği üzerine sürdürülen politikalar hepsine katılıyorum. Ancak bu belirtilen paraların hiçbir ülke tarafından böyle bir pandemi sonrası ekonominin enflasyonun her ülkede yüzde üçlere, yirmilere yükseldiği ve bunun dünyanın ne zaman normale döneceğinin hiç belli olmadığı bir süreçte kimse bu paraları görmediği havaya salınan 30 yıl sonrasını etkileyecek bir olaya yatırmayacaktır. Ve bütün ülkeler yan çizmeye başladı yani şu anda. Zaten en çok kirlettiği söylenen Rusya, Çin, Çin, Çin Hindistan hiç neredeydi Katılmadılar ki. Katılmadılar. Katılmadılar ki. Yani. Ya, Bunlar hani o, para, o parayı toplayamazlar. Sonunda muhtemelen e, buna özel sektörün bu konuda istediklerinin eline düşecekler. Yani bu zirvenin sonucu bu olacak. Ben size söylüyorum Avrupa'nın yeşil mutabakatı falan da tutmaz. tutmaz. Yani Avrupa yeşil mutabakatı yapsın, e, İspanya Rusya'dan bir tane turist gelmez. Yani, Başla, sözünüzü bir daha söyler misiniz arkadaşlar kaygılı olarak yazsınlar. Yani hani ne dediniz siz nük ben, bu küresel iklim değişikliği politikaları dünyayı yeni bir nükleer savaşın eşine getirecek. Yani burada almak istedikleri politikalar evet, değil mi? Evet. Tamam. O o zorlama, zorlama uygun evet. bir hale getirin. Şimdi şeyle bitirelim tamam. Yani bu konu aslında çok keyifli ayrıca bir konu ayrıca konuşulması de, evet, evet, gereken evet. bir şey. Yani sizin en sevdiğiniz çevreci bile çıktı. Hiç yani. Bir hafta boyunca La aynen bu yani bla bla diyor. Yani tamam. Öyle yaptılar. İndi de Greta'yı biliyorsunuz. En sevdiğiniz evet. çevreci. Çok seviyoruz. Ondan sonra ve geldikleri gibi toplantılar boş. boş fotoğrafları boş. gördük. Hani Devlet başkanları konuşuyor. Bir kişi yok. Bir kişi evet. yok. Neyse ayrı bir konudur. Hiçbir karar alınmadı diyemem. Bu ormanlar mormanlar Ruslara yaradı biraz. Çünkü onların şeyleri var. Bir de tabii diğer ülkeler para diyor. Yani biz, evet. para demedenin sebebi de şu, hani biz kirletmedik ki Temizleyelim ya ona, tabii Ama istiyorsanız. Olmaz. Ama şöyle bir Hı. haber vardı yani geçen Buyurun. hafta içinde bizim bir öğrencimiz de lojistik bölümünden takip ediyor bana sabah böyle mail atmıştı. Çinde e, bir takım medyada ciddi bir gıda stoğu e, konusunda e, bir hareketlenme olduğu ifade ediliyor. Yani e, Çinde esaslı komünist partilerde falan gıda stoğu yasaktır. Bunlar merkezi yerde e, kontrol edilir ve verilir. Çin medyasında da bu yer alıyor. Yani bu pek hayır alamet bir şey değil. Yani bu Çin'in şu anda bir gıda şey içinde yoksunluğuna içine düştüğünü söyleyemeyiz. Evet, yani yeteri kadar gıdaya ulaşamayan çok insan var Çin'de. Nüfusun hepsine erişim sağlanamıyor temiz su, gıda konusunda ama gıda stoklamasının artması da. Paşam şu. Evet. Beslenme alışkanlığı Çin'de değişti. Ya ama şimdi problem orada. yani de yete, diğer yeter, taraflar, ya ay, yeteri kadar yeterli. pirinç var canım. pirinç yiyorlar zaten. O değiştiğimiz evet, yani. Doğu Okyanus Pasifiye kıyısı olan bölgelerde. Onun Aa. dışında Moğolistan'a, Kuzey'de, Rusya'ya bilmem nereye komşu olanlarda herkes Güneydoğu Çin'e. Işte yani Güney Çin. Yapanlar <laughs> da e, şeyler e, zengin çevreler. Vallahi. E çinin bilmiyorum. Yani Sen önceden hocam çok... biraz perşembe konuşalım mı bu konuyu? Ay ay lastik, Yani lastik, lastik. eğlenceli tarafları da çok. Bayağı bir ortada kalmış iş bu. Ee, şöyle bitirelim paşam sizin e, turunuzu bu bu konuyla ilgili. Şimdi bu 3 3'e ne diyorsunuz siz? Yani, yani neyin e, sonucu bu? E, bu? Bu hocam e, 3 artı ar ar 3 artı 3, 3 Amerika Birleşik Devletleri'nin e, yeni çizdiği Türkiye'yi dışlayan ve Avrupa ile Amerika'nın sınırının Yunanistan-Romanya hattından geçmesine karşı bir tepki Peki. olarak ortaya çıkan e, yeni bir e, ittifak demeyelim de yeni bir e, güç e, arayışı. Siz Avrupa tarafını söylediniz. Evet. Ben Kavkas tarafını söylüyorum. Tamam. İşte ha, oraya mı? Oraya, oraya tabii. biraz yani açar mısınız? Yani, yani bu burada çünkü... Amerika'nın dedaç konusundaki yapılanmaları. Ee, onun dışında Romanya, Bulgaristan'da e, güç arttırmalı. En e, modern dördüncü hava üssünü Bulgaristan'da açıyor olması. E, onun dışında e, bir hat halinde adeta yani Çin'in esasında e, Güney Çin denizinde uyguladığı zincir stratejisini Amerika Dedağaş'tan Kıbrıs hattına doğru Girit'le birlikte uyguluyor. Yani orada doğu Güney Çin Denizi'nde aynen biliyorsunuz o yapay adalarla birlikte Çin bir adalar stratejisi uyguluyor. Zincir stratejisi. Amerika'da aç, Bulgaristan, Romanya'dan başlayarak Güney Kıbrıs'ta devam eden ve oradan da işte İsrail'e doğru uzanan bir hat içerisinde bu Başım, strateji. asker olarak Amerika'nın bu stratejisini. Yani o Bulgaristan'daki açılacağı yani açmaya karar verdikleri üste dahil olmak üzere bu stratejisini, bu konumlandırmayı Kıbrıs'ı, şunu, bunu filan, bunu asker olarak yani bir de daha önce işte NATO zinciri içerisinde yani Türkiye ekseninde yani Türkiye'yi eksen şey yapan bir zinciri vardı, bir halkası evet. hattı vardı Amerika'nın buna belki işte başkasını da ekleyebilir işte. Yani bunun yerine bu. Hay, yani bunların ikisini de baktığınızda akılcı buluyor musunuz bu yeni hattı? E, Amerikan hattı yok yani. onu zaten ilk baştan itibaren hocam da yukarıdan ta Baltık'tan başlayan biliyorsunuz evet. bir hat oluşuyordu. Evet, bu evet. hattın bir uzantısı bu. Evet. E, ama bu bu hat giderek e, artık Türkiye Yani, e, yani bir tek Türkiye'yi e, bir yere tıkmaksa ya ama, ama ya, ya. ya, bu, ya evet. yani bu. Avrupa Amerika bu çok baksamızlı bir iş Tabii. yani Tabii biz öyle aynen yani biz şu anda e, eskiden e, diyorduk ki yani Cephe ülkesiydik şimdi Cephe ülkesi gibi Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Romanya'ya adlandırıyorlar evet. bizi dışlamış e, bir pozisyona itiyorlar evet. hadi e, kuzeyi anladık da Rusya karşı dört tane Yunan adasında üst oluşturmasının anlamı ne? Evet işte ben de yani, söyledim e, de bu. Yani, yani ne ne faydası var bunun? Yani zaten Rusya'nın Karadeniz'de yeterli filosu yok ki Baltık'taki filolarını bile getirse esas Bal şeyde Karadeniz Baltık'ta esas filosunun. Ya yani dolayısıyla buradan inecek filoyla ne yapacak Doğu Akdeniz'de başka? Bir tek Kuznetsov var. E, o da Laskiye'de. En evet. güçlü kruvazörü. E, onun dışında zaten yeteri kadar uçak gemisi yok ki Rusya'nın. Kime karşı bu adaları bu kadar ilraf ihtiyacı değil? da yok adamın e, orada. Yok zaten öyle inme ihtiyacı da yok. Zaten evet. o sıcak denize inmiş durumda. E, gerekirse hava kuvvetleri balistik füzeleriyle işte onu da ispatladı Hazar Denizi'nden attı füzeleri. Büceği, evet, yani, evet. Evet. Yani füzelerle vurdu. Yani böyle balistik füzeler var. Yani bir akılcılık yok. yani Ben e, onda e, bu tamamen e, dediğim gibi yani Yunanistan'ı bir koruma altına alma e, gibi bir e, arzu olduğunu düşünüyorum. Özellikle DEDA anlaşılabilir belki diyebiliriz. Ama adaları getirip de o adalardan sabah akşam Rus gemisi geçmiyor ki kaç tane Rus gemisini geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Rusya eğer oradan geçecekse Amerika'ya rağmen zaten öyle bir harekatta savaşarak geçecektir zaten. Yani evet. e, e, Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu bölgedeki stratejisinin ben büyük ölçüde esasında Türkiye hedef aldığını e, ben Ya e, Bir tek Türkiye için bu Tabii tabii yani Çin, Çin yeni bir liman evet. yapmasın ha. ve bunun ötesinde işte Çünkü. Kire Limanı. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz Çandarlı'da orada bir Çin'le bir evet. görüşmeler yapmıştı. Orada da bir liman tahsil edilmesi söz konusuydu. Ege evet. Denizi bölgesinde bu bölgelerde Çin'in liman almaması. Yani Çin olmasın diyor Amerika. Tabii, tabii Rusya umurunda değil onu da biliyordu. Rusya'nın böyle bir kabiliyeti yok. İtalya'ya çünkü İtalya çok lojistik olarak kıymetliydi İpek yolu evet, evet. açısından. Kilesin. Onu lağvettirdiler. Bütün anlaşmaları. Yunanistan'ı lağvettirdi. Yunanistan'ı dolayısıyla tabii orada bir başka Hocam, şey yani. Hocam yani diyelim ki bir tane adaya bir üst kurdu. Çin gelmesin diye. Dört tane üst. üst bir de yani, ne yapacak? Bu, o kadar çok hani, doğur, e, bir şey yok ama sonuçta. Ya fazla e, bulunca bir tarafına sürermiş gibi bir durum bu var yani. Onların bir kısmını da Yunanistan talep etmiş olabilir. Yani biz onu bilmiyoruz. Onun burada kalması karşılığı sen Türkiye'ye karşı şu şu adaları da yerleştir diyebilir. Yani bunun yani Girit dinle, e, ayrı bir şey ama. Evet, Girit ayrı bir şey. Girit Zaten ayrı. O, tabii canım. Orada Girit'te yıllardır müştür, suda köfezi vesairesi. Tabii hem. Biriler yani. harekatında da Girit'in ayrı bir Çok önemi var. Yani. E, Giritle Kıbrıs birbiri. Ben Türkiye'nin tehdit olduğunu ikinci düşünüyorum Süleyman hocam. Yani Türkiye'ye yönelik tehdit, tehdit değil Türkiye. Türkiye'ye Türkiye, Türkiye. Ha. Türkiye yönelik baskısa eğer bu. Yani bir oradaki yığınak ikincil olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi dışlamak ama. Dışlamak bile... diyoruz biz yani. E tehdit ha, tehdit olarak zaten değil. çektiler. Tabii işte zaten. Ha, tabii, tabii, Sınır, çekiyor. Dışlıyoruz. Yani. Yeni diyor. bir tehdit sınır olarak çektiyor. değil. Sınır çekiyor. Buradan çektiler. biz eğer risk algılıyorsak askeri bir risk güvenlik refleksi olarak algılamıyoruz. İşte biz hayır. de Hı. Biz Kafkaslardaki işte yapılanmamızda esas sorun var. Yani 3 artı 3 hı hı. modeli ve 6 modeli neyse. Yani bu Balkanlar bölgesinde oluşan şimdi Gürcistan'da benzeri Şali Kashfili'den benzeri evet, sıkıntılar tabii, tabii orada var. var. Yani Ermenistan 3 e, ileri adım atıyor, bir adım geri atıyor. Yani hı hı. hala tam bir Türkiye açısından bir güvenlik e, güvenilir olma e, imkanı sağlamıyor. Ama Gürcistan'a Amerika Birleşik Devletleri bu üç artı 3'ü bozmak için kullanmak Kula istiyor. Tabii. Hı hı. Yani şöyle bir şey o altılıya altı yani. Evet, yani Gürcistan bu üç artı 3'e çok gönüllü değil, değil zaten. Değil zaten. Başından beri değil. değil aynen. Yani. O ama coğrafya bazı şeyleri mecbur tutar. Insan, Ankara onu ikna eder. Evet. hocam. Yani, evet, yani, yani evet, Ankara'yı ikna etmesinden ziyade ben o coğrafya o o, o işbirliğini o üçlü beşli altılı işbirliğini mecbur kılıyor. Ama Gürcistan Gürcistan önümüzde Güney Osetya vesaire Tabii örnekleri var. Adam bir gece de baldır orada. diye giriverdi yani oraya bütün tanklarıyla filan. Şu anda öyle bir hareketli ama oldu. Tank birlikler alarma geçti. Buralarda üstleri var. 3 artı 3'te Rusya var. Tabii. <laughs> ve Gürcistan da Rusya var. Şey Tabii. pardon 3 artı 3'te yani, Rusya ile bir ittifak kurma e, azimi azimi, ve kararlılığı gösterecek bir Gürcistan mı var? Ee, bu tartışılabilir bence Süleyman hocam. Çok tartışılabilir ama. Evet, yani bu yani anlaşamayız orada herhalde. Gür şimdi öyle bir şey ki yani Gürcistan için Rusya demek e, ben varsam o yok o varsa ben yokum demek kadar dramatik yani. Ben yani şöyle söyleyeyim ben hani Türkiye'ye e, bağlı görüyorum biraz o işi. Allah bilmiyorum Türkiye'ye bağlı Rusya ile gö ilişkilerini şimdi, gözden geçirir mi? Şivanadze mi? değil miydi bu? Hı bu kurucu geleni mi diyorsunuz? Ha, şey, gelen Evet. Ha, kurucusu şey var Kuru... Eduard Şimdi yani, evet. Eduard Şevatnat. Rusya Dışişleri Bakanıydı. Evet. Sovyetler Birliği evet, evet. Dışişleri Bakanıydı. Gürcistan'ın bağımsızlığı Üç sırasında devlet başvuruldu. da devlet başkanı. Hocam o sırada şeydeydik. Gürcistan'daydım. Hı -hı. Mesela şöyle bir şeyi biliyorum. E, Gürcistan e, meclisinde bayrak tartışılıyor. Hı hı. Gürcistan bayrağı. Yeni bayrağı şu anda da kullandıkları. Yeni bayrağı hazırlamışlar. dikmişler ve getirmişler Şuhar Nazlı'ya. Şuhar Nazlı diyor ki iyi yapmışsınız yalnız diyor burada yani kaç var biliyorsunuz hı hı. Şeyde, bayrakta? Bizim nüfusumuz 5 milyon biliyorsunuz değil mi? Evet. Türkiye'de kaç gürcü var biliyor musunuz? 15 milyon gürcü var. Ve bunlar Müslüman. Siz ne söylemek istiyorsunuz bu bayrakla? Ama adamlar meclisten kararı çıkartmışlar bayrağı değiştiremeyiz dediler. Ya ne, ne yapalım şimdi böyle yaz boz tahtası mı bu bayrak dediler. Yani di, akıl bazen tutulu veriyor. Duygular tutulu veriyor. Gürcistan'da ben <laughs> yani Rusya meselesi de dahil olmak üzere e, Türkiye ile yak, yan yana gelmenin daha Doğru bir şey olduğunu, ama Sadece şeklini... Türkiye ile bir araya gel Rusya ile de bir araya geliyor. Tamam doğru ama Valt. işte o bölünmeler var ya Süleyman Hocam hani altılı denmişti. Sonra üç üç deniyor. Hani işte bunları biraz yoluna koymak için diye düşünüyorum. Bir çözüm çıkar çıkmaz diye düşünmüyorum. Ama hani nasıl bu Dede Ağaç'taki e, Yunan tamamının Türkiye tamamının demeyeyim de hani Türkiye ile Batı arasındaki bir hattı biz artık öğrenmiş olduk. Biz sağ dışına Hı -hı. atıldık. Evet. Ha, evet. Gayet, ha tamam yani bu, batı sınırı bu, burası bu, diyor. Bizim batılı ma Güzel. maceramıza dikenli tel çektiler. Güzel. Oradan. Evet. Ve oradan da gittikleri yönler bizi ilgilendiriyor. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi Karadeniz, bir tanesi Doğu Avrupa, bir tanesi de Balkanlar. İsterseniz şöyle yapalım. Güneyimizi tamamladık. Doğu'yu konuştuk. Bosna Herse'ye geçelim isterseniz. Evet. Doğu Avrupa'yla da hani Polonya ve Belarus Paşam olaylarında bunu ekleyerek Avni abi isterseniz siz oradan bir giriş yapın. Türkiye'nin çünkü Bosna Hersek, Sırplar, Bosnalılar, Hersek hepsi Şimdi, bir geçen katılmasını hafta mesela istiyor. Bu konuda yani Rusya'nın da kışkırtmasıyla bir savaşa doğru yangına doğru dört nala gidildiğini burada konuştuk. Evet. Ama bu hafta başında yani dün itibariyle cumartesi pazar arada hatta itibariyle baktığımızda Balkanlarda bir panik havası var. Ya nereye gidiyoruz ya? Ve burayı toparlayabilecek olan liderlik liderliği kim yapar? Onun için mesela bizim Dışişleri Bakanlığı filan turlamaya çağırıyorlar şimdi. Ee, çünkü bizim Sırbistan'la da ilişkilerimiz çok iyi. Onlar da gel yani şey Tabii var, işte, vaziyet da edin mesela, diyorlar. Yani <laughs> sadece Bosna ile alakalı olarak değil yani. Ee, Hırvatistan'la ilişkilerimiz iyi, Sırbistan'la ilişkilerimiz iyi filan. Yani bu orada bir tek şey yapamadıkları işte hala huzursuzlukların olduğu e, Arnavutluk var arada. Ama Türkiye'nin böyle bir şeyleri yok. Problemleri yok yani. Türkiye hepsinde e, sözünü dinletebilir değil de diyaloğu hepsiyle olabilecek bir ülke. O bakımdan Türkiye burada toparlayabilir gibi gözüküyor. Ben önümüzdeki günlerde Türkiye'nin Balkanlarda bir e, böyle bir uzlaşı. Ben Ama tabi unutmayalım, biraz evvel ne dedik Türkiye sınırın dışında kaldı. Evet. Ha tamam, o doğru. Hı hı. Dolayısıyla e, yeni resim içerisinde Türkiye Balkanlarda turlayabilir elbette. Yani böyle Bilmiyorum. bir geçişken yani evet. Türkiye'nin ilişkilerini dikkate aldığımızda. Türkiye bütün Balkanları aynı çatı altında veya bir barış ve istikrar sürekli sağlayabilecek bir güç şu anda elinde tutabiliyor mu? Dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Rusya'nın Balkanlarla olan ilişkisini biliyoruz. Çin'in Arnavutluk'ta ve diğer Sırbistan'da olan yatırımlarını Arnavut. biliyoruz. Arnavutluk'ta dahil olmak üzere. Evet. Ve bütün bu boyutlarla baktığımızda e, dolayısıyla Türkiye belki bundan 2-3 yıl öncesine kadar etkili oldu bu coğrafyada Tekrar e, aynı etkiyi sağlayabilecek mi? E, özellikle Bosna Hersek üzerinde bu işte e, Sırp'ın e, ordu kuracağım vesaire. Yani bu Dayton Anlaşması zaten e, olduğu gibi ölü doğmuş okay, bir anlaşmaydı. Okay, Ortadan Evet Ortadan kalktı. Evet, evet. evet bitecek Balkan, yani yeni bir şey. E, Balkanlar e, Türkiye'nin de Avrupa Birliği giriş süreci içinde e, Avrupa'nın öncelik verip ondan sonra elinin tersiyle ittiği bir coğrafya oldu. Ve bu coğrafya şu anda bu sıkıntıları yaşıyor. Avrupa Birliği'nin dışında bırakılmasının e, yarattığı sorunlar... Ve dolayısıyla orada da yıllarca bekleyen bazı ülkeler de kendilerine yeni partnerler aramaya başladı bu coğrafya içinde. Ve e, bakıldı kontrolden uzak bir coğrafya olunca da işte Sırplar var. Hmm. Dayton Anlaşması'nın bir işe yaramadığını görünce de yeniden hareketlenmeler Ama başladı. Ama işte çözülmüş bir Balkanlar var şu anda. Çözüldü tabii. Yani e, dediğim gibi bunun en büyük nedeni ben öncelikle Avrupa Birliği'nde buluyorum. yani evet. Avrupa Birliği Almıyor, işte yani ilk aşamada yapacağız? sonraki aşamada... E şimdi bakın NATO'da şeyde Bosna Hersek'te devlet konseyi var. Evet. E i̇ki üye diyor ki AB'ye evet, öbürü diyor ki NATO'ya hayır. Ne AB'ye girebiliyorlar, ne NATO'ya evet, girebiliyorlar. Yani dolayısıyla kendi politikalarını yani Sırbistan'ın, Hırvatistan'ın, Bosna Hersek'in kendi politikaları e bunların her iki tarafa da girmesine engel oluyor. En azından bir tanesine girseler belki iç istikrar sağlanabilir. En azından kontrol mekanizmasıyla ama hiçbir olmuyor. Ee, aynı şey Sırbistan'da geçerli. Aynı şey işte Kuzey Makedonya'da, Kosova'da sırtlarla sürekli olarak e, tamamen bir e, dirişme içindeler. yani e, Başım, Almanlar Alman, gözlerine gözlerine bulaştırdılar, Balkanları. Bulaştırdılar. Evet, evet. Beceremediler. Becere, evet. Yani bu işi. Ve e, Rusya e, Doğu Avrupa'da eğer bana karşı. Demin güzel bir şey söyledi paşam. Tiyatro yapar, ben de burada bir tiyatro yaparım. Sahneyi anlatın bize. Sahne şu. Yani Belarus'u karıştırırsan. Hı hı. Öyle değil mi? Yani zaten Doğu Avrupa'da... Benim... zaten yok Tabii. karıştıran diye bakıyor. Ha. Bunları yaparsan ben de gelirim Avrupa'da senin o e, koyduğun zincirin iç tarafında. Hı hı. Öyle bir şey yaparım ki bu bütün Balkanlar yanar, elinde patlar bu iş. Işte. Dolayısıyla şimdi henüz birden işte Balkanlar karışacak herkes bir öyle demeyelim. Tabii. Bir kere bunun sigortaları var orada. Bu Sırp avantürist maceracı e, adam, e, Hırvatlar da ona işte teşne şu an. Evet. Ama dikkat edelim. ne Hırvatistan'dan ne Sırbistan'dan, Sırbistan'dan destek görmüyorlar. Bunlar sigorta, önemli sigortalar. Türkiye bunları kullanıyor. Evet, tabii Türkiye o iki ülkeyle ilişkisi Heh. iyi durumda da. O, o bir avantaj. Ama Rusya bunu da dinlemez yani evet. hiçbir şekilde. Rusya'nın e, bu kartı gösterdi. Bu kart bir Avrupa'ya bak ben senin içini istediğim evet. zaman karıştırırım diyor. Sebebi de işte o aşağıdaki bölüm diyor. Tabii i̇şte, tabii. Yani sen burada <laughs> böyle bir zincir çekiyorsan <laughs> bana karşı ve bunun içinden beni karıştırmak istiyorsan ben de seni içinden karıştırırım diyor. Tamamen bence Rusya bilidir. Ve bütün bunlar olurken de Moskova'da CIA başkanı onlarınki tabii Rus çok. istihbarat <laughs> tabii SRE olması lazım herhalde SVR ya da onun başkanı bir arada oturuyorlar sonraki. nasıl pratikti KGB, KGB diyorduk çıkıyorduk yani. SVR <laughs> diye kalmış. Şey olarak da görmeyelim bunları yani bunlar bir dünya sisteminin parçaları. Ee, Sovyetler çöktüğü zaman manzaraları hatırlayalım değil mi? Böyle altyapısı evet. bitmiş yollar, köprüler, <laughs> fabrikalar Şimdi aynı manzaraları Amerika'da görüyoruz. Çünkü bu sistemik bir şey. Sistemin içindeki parçaların fonksiyonları yani bir çark böyle çalışabilir, bir başka çark böyle çalışabilir ama daha büyük bir çarkı birlikte çalıştırırlar. Bugün aynı zamanda özel bir yıl dönümü biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Berlin Duvarı'nın 32. 32. <laughs> yüzyılında tam da tabii. siz onda, yani onun sonuçlarından konuşuyoruz esasında biraz. Orada çöken Rus, Sovyetler değildi ki Amerikan sistemiydi aynı zamanda. <laughs> Etkisi öyle. Oldu. Bunu anlayamıyor. Biraz gecikerek geldi. <laughs> Ama manzara aynı. Tabii gelmiyor. Altyapı bitmiş diyorduk Ruslar için. <laughs> e kimse dönüp bakmıyordu ki yani Amerika'daki altyapı ne alemde. <laughs> ne derecede korozyon geçiriyor falan buna bakmıyordu. Şimdi <laughs> çıktı. Bence e, Amerika'da 91'deki Sovyetler Birliği nasıl e, Birleşik Bir Devletse Amerika'da aynı sona doğru gidiyor gibi yani Amerika'da yazılan birçok senaryo tabii, tabii ama tabii, şimdi tabii. bunu tabii. gördüler. Evet. Bunu gördüler. Esasında yani, Rusya'da gördü. Bir sürü raporları var. Almanların toplumlara iftiralar. Ama adalet. Rusya'da frene basacak şey yoktu. Ya fren mekanizması. Tamam işte, işte çok çok işte, e, bir şey. çıktı. dedi, bir trenleme mekanizması çöz, yapmaya, yapmaya çalıştı ama tabii, olmadı. Çözülme kararıyla. Bu Amerika'nın yap koyacağı fren balataları falan patlatır Aradıktır. yani. 100 milyon gider. dolarlık tabii. balata olmaz yani. Tabii. Kuzey bütün parayı biz veriyoruz. Güney çekiyor şeyi diyor. Öyle Öyle tabii. O yüzden zengin Kuzey, fakir Güney. Tabii. <laughs> şeyi gene devreye girecek. Yani bu Amerika'yı da parçalanmaya. Zaten birçok senaryo var Amerika'da. İlk başta 3-4 eyalet ayrılacak. Sonra Batı Pasifik sınır olan eyaletler ayrılacak. Alaska vesaire gibi zaten Alaska'nın Amerika ile bilgisi yok yani. Evet, Amerika daha yıllar sonra Ruslar Bering'den geçmeye başlayınca Hı. Rus ilgisi arttı dediler. Oradaki Naleboğ üstleri vardı. Orayı yeni aktif ettiler Yeni yani. aktif ettiler. Evet. Ama Teksas ve Kaliforniya ilk. Tabii tabii. oldu tabii. tabii. o yeter zaten. Yani neredeyse orası <laughs> milli aslanın, tabii. <laughs> neredeyse 160, 160 70 yani. Hocam yani... Güney bayrağını çekiyor adam ya e, bilmem ne yani. Sahne Gezi... tamam mı Süleyman Hoca? Bence öyle. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Tabii. Yani burada biz bu gerginliği tutarak bazı mahkumiyetler yaratırız demek istiyor Süleyman Hoca. Mesela Avrupa'nın... Rusya, yani, şey de söylüyor, Rusya'ya da tabii, tabii var. Tabii, yani, tabii, tabii tabii. Türkiye belki burada yani Rusya'yla da ortak bir politika izleyebilir mi? Bilemiyorum ama e, burada tabii Türkiye'nin e, Sırbistan'la, Türkiye ilişkileri Rus... Sırbistan Rus Çin ilişkileri. yani. Ama bizim evet. e, Orta Asya ilişkilerini güçlendirmemiz lazım. O ayrı tabii yani, ona, yani e, o yani bizim şimdi bakın mesela bir, birkaç gündür işte e, Türkiye'de bir takım konferanslar düzenleniyor. Değil mi? Türk Cumhuriyetleri tabii, tabii. konferanslar düzenleniyor. Var. Ankara'da e, bu cuma günü mesela bir sanat şeyi var. Evet, Türk şeyi, AKM'de devlet evet. sinema şeyi var. Yani bu anlamda son derece önemli Ankara'nın yapabileceği şeylerin birçoğu yapılıyor. Yani eee en sonunda bu bunun çok bir zararı yok filan diye söylüyordu. Bu Türk birliğinin filan diye söylüyordu. Cuma günü de bizim, Türkiye'de bir şey var değil mi? Evet. Onu da perşembe konuşuruz. Ama bizim yine işte siyaset üretmekteki zorluklarımız evet, evet. burada karşımıza çıkıyor. Nasıl Suriye'de siyaset üretemiyorsak nasıl Irak'ta ne istediğimizi habire karnımızdan konuşuyorsak yani mantolok gibi. Önümüzde bir Nahçıvan var. Azerbaycan var. Yani hep yani Rusya gayet rahat gidip efendim Belarus'la birlik anlaşması imzalayabiliyor. Evet. Yani devlet Bizim, Başkanları orada. Acaba Afganistan, ee, Azerbaycan'la böyle bir şeyimiz olur mu, olmaz mı? Hep sağa sola bakıyoruz biz. O ne der? Amerika ne der? NATO ne der? Öbürü ne der? Falan diye hep hep böyle ne derler şeyi yani el alem şeyleri vardır. Filan. biz de biz hep buna bakıyoruz ve bundan dolayı bir siyaset üretsek bile o zaman geçiyor yani evet, şey kaybediyor heyecanını kaybediyor iş kıvamını kaybediyor yani hani Demir tavında dövülür dedi. bir bitirli tavına gelemedi bizimkiler bizim Demirler Onun için Türkiye'nin gerçekten bir siyaset söyle şeyine e, üretmeye ve bunu her bağlarda hakim kılmaya, devlete, devlet politikasına hakim kılmaya ihtiyacı var. Ya Sokollu'nun yaptığı kanalın izleri hala duruyor ya Don'la Volga arasında. Ş şurada burada duruyor. yani hep şimdi mesela bu İzmit Körfezi'nde de dur, orada da duruyor yani kanalın yerleri falan belli dur, duruyor. Ya Osmanlı'nın bu bir vizyon. Yaparsın, yaparsın, yapmazsın, yapamazsın. O ayrı mesele de nitekim kanuni bile ya çok masraflı demiş. Yani işin o tarafı ayrı. Ama sonuçta bu bir vizyon. O vizyonu benimsediğin anda mesela Orta Asya vizyonu yok. Orta şeyde hep batı batıya dönük bir vizyon var. Osmanlı'da. Ama onu inşa etmeyi biz Cumhuriyet döneminde değil, Abdülhamid'in işte, var, var. Abdülhamid'in, var. Var. Abdülhamidin var. var. Çok ciddi ve çok şaşırtıcı. Bunu videodan yani, sonra konuşalım isteyelim onu. Evet tabii. Evet. Onda şeyden. Yani ama şunu yani üçüncü parantez tamamlıyorum ki başka konularımız da var. Polonya'da yaşanan olaylar, Belarus'tan göç meselesi ki faturası yine bize kesiliyordu bugün. Yani Türkiye'nin yüzünden oluyor bu işler. Lafı dolaştı Hı. Avrupa'da kaldı ki işte Süleyman Hocam öyle diyorsunuz sonra bizim önümüze geliyor biliyorsunuz. Burada konuşuyoruz <laughs> günlerce yani. Ondan sonra keza işte bu Bosna Hersek meselesi. işte bilmiyorum Paşam'a ne kadar katılır Hanım Bey. İşte Hırvatistan'da, Karadağ'da, Sırbistan'da, Bosna Hersek'te Türkiye'nin hala bağları var. Şu, var. Ve bu insanlar bize geliyorlar yani Tabii katılıyorlar. Zaten. İşte yani benim bahsettiğim haber bugün hani bütün bu sıkıntıyı çıkaran adamın Ankara'ya gelip Cumhurbaşkanı ile görüşme ihtimalinden bahsediyor. Sonuçta Hürriyet gazetesinin yorumudur yani bu da. Yani herhalde böyle bir Neyse, şey. Evet, yani, yani. evet. evet. <gülüyor> tamam, <gülüyor> peki. Bir reklama evet. gidelim efendim, geleceğiz. Efendim devam ediyoruz. başım biraz ek, ekleyecekleri evet. var. Ne konuda? İşte Belarus. Belarus evet. Yani, Orada biraz farklı mı bakıyorsunuz? Şöyle ben yani esasında bu Belarus hamlesinin geldiği zamanlamayı bakıyorum. Yani biraz evvel hocamla konuşurken hı hı. esasında e, DEDAAC'a karşı bir tepki. Yani burada e, biliyorsun NATO'nun en zayıf e, yumuşak karnı Baltık ülkeleri. Hı hı. E, diğer açıdan da Avrupa Birliği'nin sorun yaşadığı ülkelerde Polonya ve Macaristan hatta Polonya ve bu ülkelerde artık neredeyse Polonya'da Avrupa Birliği'nden çıkılması, çıkılmaması konusunda gösteriler yapılacak boyuta geldi. Diğer bir konuda Polonya biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda Rus işgalini yaşamış. Batı'dan da Almanya'nın işgal ettiği bir ülke olarak bütün toprakları işgal edilmiş bir ülke. Özellikle Rusya'ya karşı soğuk savaş döneminde de Rusya'nın kontrolünde kalan bir ülke. Bunları dikkate aldığımızda Rusya'nın Belarus hamlesinin bence hem Avrupa Birliği hem NATO'nun en zayıf olan karnına yönelttiğini ben düşünüyorum. ve Avrupa Birliği veya NATO her ikisi de buna hazırlıklı değillerdi. Buradan böyle bir hareket beklemiyorlardı. Yani çünkü Belarus üzerinden bu kadar göçmenin gelmesi ki bu ülke insanları göç etmezler normalde. Yani bunlar hep Afrika'dan, Arap ülkelerinden veya Orta Asya'dan gelirler. E bu kadar kişinin burada toplanıp buradan göç etmeye çabası e, bu ülkeler üzerinde e, yıkıcı, mültecilerin toplanması, işte insan hakkı diye, e, nerede insan hakları diye e, ciddi bir algı yönetimine de bu dönüşebilecek. Aynı zamanda ikinci kez de Almanya'ya bir mesajdır bu. Evet. Almanya e, Dış Savunma Bakanı, Alman, e, NATO Savunma Bakanları toplantısında e, Bay, şeyin yaptığı, Almaykan, Avusturya'nın yaptığı konuşmaya bu korkutucu bir caydırma olmalı diyerek de Rusya'ya tabiri caizse yeni kurulacak hükümetin düşüncelerini açıklamıştı ve ben Rusya'nın bundan hiç hoşnut olmadığını düşündüm. Çünkü Rusya'nın doğal gaz bağlantısı Amerika Almanya'nın ihtiyacı buydu. İkinci en önemli mesajında ben buradan Belarus üzerinden buraya verildiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Moldova'da da çok ciddi doğal gaz krizi başladı. E, Moldova'nın e, biliyorsunuz Transnisterya bölgesi vesairesi bunlar Rus azınlıkların çok fazla olduğu yer. E, burada da bir bölünme yaşanabilir. Yani e, Moldova üzerinde de aynı şekilde e, bir parçalanma söz konusu olabilir. Rus yanlısılar ile Rus karşıtları arasında e, bir e, burada da mücadele çıkabilir. Dolayısıyla Rusya Dedaç üzerinde kendisine gönderilen Bulgaristan, Romanya üzerinden gönderilen mesajı hem Balkanların ki hocam da ifade ettiği iç kısımlarında etkili olarak hem de Belarus ve Moldova üzerinden karşılık verdiğini düşünüyorum. Hı, tamam. Peki. Bir Şey mi ekliyim? Tamam. Aynen hiç. Şöyle yapalım, tamam, abi. Şöyle bir Hı. şey ekleyeyim ben e, paşama e, ya yani doğrusu da sorayım istiyorum. Bu hamleyi yapmış olan Rusya yani NATO'ya ve Amerika'ya dönük olarak ciddi bir şey e, gövde gösterisini. Tabii, tabii, tabii. Başla, yap, başlatıyor veya o kartı açıyor. Bu Rusya yani yani, resti kartını gördüm diyor. Yani evet, e, ben ya de gördüm orada, diyor. Orada gördüm diyor. Bu sert bir görüş şeydir, karttır zaten. Tabii. Doğrudan doğruya NATO ile cepheden yani bu. Tabii. En zayıf olduğu taraftan. Şimdi evet. Şimdi bu tabloda e, Rusya İdlib'de Türkiye ile kavga etmeyi göze alır mı? Çok Veya güzel. hevesli, hevesli güzel olur soru. mu? E, böyle bir tablo içerisinde e, bir, Türkiye tabi bu NATO'nun yapacağı bir harekat kapsamında. Eğer bu NATO buna karşı alarma geçti. Yani NATO işte e, bütün ilgili güçlerini falan e, ne yapayım ne diyeyim diye kararsızlık içinde. Böyle bir hamle beklemiyordu. Yani Rusya'nın bir tatbikat yapması, birliklerin sınırı yığılması tamamdı. Ama Heh. ilk kez beklemedikleri yerden bir darbe yediler. Bu da Rusya'nın çok ciddi bir hazırlık yaptığını gösteriyor. Evet. Ve Rusya ile Belarus'un birleşmesi, Moldova'daki Transnistria bölgesindeki azınlıkların e, daha da bağımsızlık ilan evet. ettiler onlar. Rusya evet. bekleyin biraz dedi. Evet. Bu hamleyin ortaya konulması halinde Rusya tam anlamıyla Avrupa'nın içine doğru yerleşmeye başlayacak. Tamam. Şimdi evet. bu, bu 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 şeyin bu kulvara girmiş olan Rusya Suriye'de PKK uğruna Türkiye ile kapışmayı göz alır mı? Türkiye zaten orada hep söylüyoruz. Burada kapışmaya gözü asla bir kapışma beklemiyorum. Ben burada Türkiye'nin e, temel harekat ihtiyacını karşılayacak bir operasyona izin verebileceğini düşünüyorum Rusya'nın. Ama bu sınırlı Hı. bir yer olacak. Sınırlı. Yani bu e e Biz de zaten Suriye'yi işgal Hayır. edelim demiyoruz evet, zaten. biz mesela daha geniş bir alanla şimdi biz Barış Pınarı harekatını yaparken mümkün olduğu kadar e, geniş bir harekat arzu ederdik. Ama dar bir alanda yapmak zorunda kaldık bunu. Evet doğru. Şimdi buradaki bizim dar bir alanda kalmamız işte doğudan ve batıdan bu Amerika ve Rusya'nın mutabakata uymamasıyla PKK teröristlerin barış saldırısına bularını, vuruyoruz. Ya, barış Pınar'ın harekatı yapılırken ki hem askeri hem siyasi koşullar başka bugün e, gerek Avrupa'da bu sizin az önce e, tasvir ettiğiniz Belarus üzerinden tasvir ettiniz Ben de öyle görüyorum zaten bu Belarus işini. E, o tablo fa farklı. Rusya'nın öncelikleri de değişebilir. Ya, Demek istiyorum. Türkiye bir kere Balkanlarda eğer gidiyorsa, evet. Türkiye Polonya ilişkileri, Türkiye Macaristan ilişkileri bu bölgede e, nispeten daha iyi durumda olduğu için e, Türkiye'ye karşı bir hamle elbette yapmaz. O şekilde dur şeklinde bir şekilde Türkiye'nin evet. önüne çıkmaz. Daha ben bunu birçok defalar ben yani, Kafkaslar, yani Kafkaslarda bile bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum yani Rusya orada arkasını daha sağlama alarak bu Azerbaycan Ermenistan yoksa Ermenistan'ı kışkırtısın geçer gider yani Türkiye'ye karşı. Esasında bence Rusya e, burada Ermenistan'a e, git Azerbaycan'la boyunu ölçüsünü al diyerek kendi güvenliğini garanti altına aldı. Evet, öyle. öyle bir yerde e, harekatı e, maalesef durdurdu ki Karabağ. E, evet. Yani evet. hem e, Azerbaycan üzerinde, bölge üzerinde hem Ermenistan üzerinde kontrolünü sağladı. Evet. Yani dolayısıyla buradan esasında kendisi Hala da Azer kaldı. Ermenistan'a baskı yapıyor evet. hala. Ya 330 tane tankı gitmiş Ermenistan'ın. Dün evet. ben Azerbaycan şeyine girdim. Savunma Bakanlığı'nın e, kaç tankı imha edildi? E, Türkiye'de var 2500. Yani Ermenistan'ın elinde olsa olsa 1000 tane falan tank vardır. Üçte birinden fazlası imha edilmiş. Yarısı evet. çalışmıyordur zaten onların. Yani eski Rus tankları olduğu tankları, için. Tabii. Dünya kadar top tahrip edilmiş. Askeri araçlar var, mühimmat var. 3 onda 8 milyar dolar falan söz ediyorlar. Yani elindeki harp silah araçlarının Azerbaycan tarafından tahrip edilenlerin miktarı olarak onu yazmışlar yani Ermenistan çok. Ermenistan o kadar adam. tankı da yok da yani on binlik filan tankı yok. Zaten onun parası da yoktu yok, zaten. Rusların verdi kendisinin. Yani Rus, e, mesela Rus Amerika da. nasıl e, şeyleri M serisi tankların yenileri çıkınca m 47leri hep e, diğer ülkelere verdi. E, Ruslar da T70'lerin e, serileri çıktıkça o da eski modelleri işte Ermenistan, Gürcistan vesaire gibi bu ülkelere evet. vermişti. Şimdi. Tamam mı yani, Evet yani Heh. benim sö benim söylediğim de bu yani şu anda Ermenistan'ı Türkiye ile uzlaş işte şeyine falan da teşvik eder et, eden bir siyaseti benimsemesi Rusya'nın evet. aynı şekilde Suriye'de de Ankara'yla bir sıcak e, karşı karşıya geliş ters düşüşü hiç de arzu etmediğini. Etmeyeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Hani bir iyi yaptı bir parçayı koparıp Suriye'yi sordu. Aslında ben haritayı tamamlayıp şimdi hal bu iken deyip bir de Karadeniz'e atlamayalım paşam. Orada iki tane biliyorsunuz yeni Amerikan gemisi var. Bunlardan birisi de üstelik bayrak gemisi. Ruslar bunlardan çok rahatsız oldular. Sürekli olarak bir takım evet. gerilimler oluyor. Sık sık girip çıkıyorlar ama bu gemiler biraz farklı. Geçen sefer de işte burada demirli olan birinden bahisle onu söylemiştik. Bütün bu dört tarafı, bizim dört tarafımıza baktığınızda bu konjonktür Suriye için uygun mudur? Soru yani, bu. E, bu konjonktür tabi Suriye için şu anda e, uygun değil. Ancak Amerika'nın özellikle güney ama bölgeye... Ama baya karışık gözüküyor. Bence uygun ama olmaz mı hocam? E, şu anda e, Amerika'nın hem Kuzey'de hem Dedağaş'ta işte, hem şurada hem Girit'te hem e, Suriye'de hem Irak'ta olduğu bir ortamda e bu bir ön mutabakat sağlanmaksızın böyle bir harekatın yapılması son derece kim zor. zor. Ön mutabakat Amerika ön ile. Ön mutabakat Amerika ile. Amerika zaten bu Türkiye'nin ben resmini gördüğünü düşünüyorum. Hmm. Rusya'nın da Türkiye'nin ısrarcı olduğunu, resmi olarak değil ısrarcı olduğunu gördüğünü ve bunu bir şekilde yaparak e bu bölgede rahatlatmaya da hizmet edeceğini düşünüyor esasında. Rusya'da hı hı. yani bu da Türkiye Rusya ilişkilerinin İdlib üzerinden de çözümünde belki bir mesafe kat edebilir evet. diye değerlendiriyor. De yani ama. dolayısıyla evet. burada kazan kazanı esasında Rusya uygulayacak. Amerika Birleşik Devletleri de burada esasında dediğim gibi PKK'da terk edecek yol arıyor artık. Yani bunu ben birçok ifade ediyorum. Evet para yapıyor ama bu parasını bakmayın bütçeden veriyor. O parasını oradan çıkan petrolün gayri yasal yollarla satışı ve Irak'tan elde edilen petrolün bu bölgeye aktarılmasıyla alıyor. Yani Amerikan Peki. bütçesinden 170 milyon dolar aktardık diyor. Halbuki o para bu bölgenin o par parası. Tabii tabii. O yani, esasında o kendi parasını Kendi veriyor parasını veriyor ona. Peki. Ee, Hocam aynı soru. Ee, şimdi Doğu Avrupa'daki gelişmelere dayalı olarak Suriye ne kadar? Hepsini katarak da söyleyebilirsiniz. Yani şu aya kadar yani şimdi konuştukları... güç tevziyatı, ilgi yoğunlaşması falan bunları mı değerlendirebiliriz? Yani dört, dört, parça konu, üç, üç parça konuştuk. Karadeniz'de biliyorsunuz. Şimdi bunlara bakarak ve basarak, hani şimdi iyi mi kötü mü? Türkiye'nin Suriye mi? Evet, harekattan bahsediyoruz. Valla eee şöyle Mesela söyleyeyim bu ve Amerikan analizine ne kadar katılıyorsunuz? Ya katılıyorum Hı? o değerlendirmelere ama şöyle bir şey bu <laughs> ıı, ıı, harekat olacak ama beklentilerimizi çok yüksek tutmayalım. Evet. Ben gördüm o. Evet, o evet, olabilir. Ee, yani Rusya çünkü Rusya dediğim gibi şu an birkaç telde dans ediyor. Rusya'nın işi şu an zor. Ama bunu Rusya'nın gücünün zafına Yormamak lazım. Rusya eş anda dünyanın 38 bölgesinde de siyaset yürütür. Yani 38 bölgesinde de gücüyle varlık gösterir. Onu bir kere bir tarafa bırakalım. Hani kafası oraya meşgulken aradan giriyoruz gibi filan o çerçevede değerlendirmiyorum. Ama anlaşılacak nokta, matematikteki vektör hesabı gibi. Yani siz bir doğrultuda bir şey yöneltirsiniz, bir hareket yöneltirsiniz. Başka doğrultuda gelen hareketle çarpışır o devam eder hareketini ama biraz yalpalar tabii yalpalar. Ya yani onun için dediğim gibi Türkiye'yi biraz rahatlatacak. Rusya'nın hakimiyet sıklet şeyine gücüne halel getirmeyecek. İsrail'i çok rahatsız etmeyecek. PKK'yı da e, böyle eyvah geliyor Türkler deyip böyle dramatik bir sonuçtan uzaklaştıracak, beklentisinden uzaklaştıracak bir e, çapta olacaktır bu hareket. Burada tam bir oyun teorisi oynanıyor yani evet, esas evet. olarak. Tabii. Bey. Ya adamlar e, ya Rusya pek hala PKK'ya da kardeşim Hı. ne yapalım yani siz de Amerika ile çok fazla oynadığınız. Söylenecek çok şey var yani. Efendim, şey var. E, ya biz elimizde işte sizi terör örgütü olarak tanımadık bile. Moskova'da yani, bina bile verdik. Demir, tabii yani yani her türlü imkanı size sağladık. Yani tabii. aslında Siz, biraz şundan da yani Amerika ve yani Amerika için değil ama mesela Ruslar için artık eskisi kadar parlak bir koz mu? Ne PKK. kozu? PKK. PKK parlak. Her ya zaman PKK'yı her zaman kullanabilirler. PKK'yı biraz maymuncuk gibi düşünelim. Yani anahtar değil de yani Irak'ta Aa, da kullanılır. İran'da da kullanılır. Her yerde kullanılır. Buradan alıp Ermenilerin yaptığı gibi Dağlı Karabağ'da da kullanılır. İran kullanıyor. O mu kullanmayacak? Evet. Allah aşkına yani. İran kullanıyor. İran'da da bir peçak var. Tabii. Harekatın sınırlılığı konusuna katılıyor musunuz yani? Harekatın ben sınırlılığına aynen katılıyorum. Hı hı. Hedeflerinin de sınırlı olduğunu. Ama sadece katılmıyor yani. Türkiye zaten saklıyor değil yani harekatın sınırlı Hı. hedeflerinin sınırlı olduğunu yani Rusya'dan da saklamadı Amerika'dan da saklı, saklamıyor. Hayır Nob siyasi Nob hedeflerin Nob sınırlanması başka bir şey nihai hedeflerin sınırlanması işimize yarıyor mu eğer, yaramıyor mu? Yarar Hı, şu anda doğru. şu anda eğer Amerika'da bir takım müzakereler yapabiliyorsa Ankara ben bütün bunlarda şu son şeyde turda sözünü ettiğimiz tablonun etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika artık oynamak istemiyor bu işte daha fazla. Yani sadece Amerika değil yani Rusya'nın da PKK ile işte Şam'da yaptığı iki hafta yani. içinde artan toplantı sayılarında da Türkiye'nin kararlılığının bence evet. önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Yani. Peki. Doğrudur. Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz Süleyman ediyorum. hocam. Sağ olun. ağzınıza sağlık. Başam sağ eksik sağ olun. sağ olun. Efendim perşembe akşamı 20.45'te yine inşallah huzurlarınızda olacağız. Hatırlatalım. 01'de tekrarı var bu akşamki programın. Yarın da YouTube'dan kaçırdıysanız, ertelediyseniz ee, izleyebilirsiniz. Sosyal medya mesajlarınıza tek tek bakılacak her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. İyi geceler diliyoruz.